Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Futbol meydanıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini Serhan Türk, Hayri Beşer, Ogün Şahinoğlu ve Yusuf Kenan Çalık'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar olsun hepimiz için. Açılışı Galatasaray'la yapacağız. Zira yarın Süper Lig'de yeni hafta Sarı Kırmızılıların renktaşı Kayseri Spor'la oynayacağı mücadeleyle başlayacak. Hemen sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı bazı açıklamaların, ses kayıtlarının daha doğrusu sizlerle paylaşacağız ki uzun süredir hocayla alakalı da konuşuyoruz, tartışıyoruz, gidecek mi, kalacak mı, Brezilya'dan bir ilgi var mı, yok mu, bunların üzerine çok fazla kafa yoruyoruz. Yine yoracağız ve Jesus'la alakalı gündemi de değerlendireceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor'a dair de konuşacağız. Önce Galatasaray'ın Kayseri Spor'la oynayacağı maç öncesi hazırladığımız haberi şimdi ekranlara taşıyalım. Galatasaray, Yukatel Kayseri Spor'u konuk edecek. Sarı Kırmızılı takımın muhtemel 11'i üzerine de az sonra değerlendirmelerde bulunuruz. Kayseri Spor zaman zaman sürpriz sonuçlar alabilen, ligde üst sıralarda yer alan takımları da zorlayabilen bir ekip. Galatasaray deplasmanına da puan almak için gelecek Kayseri temsilcisi. Ama Sarı Kırmızılılar da şampiyonluk yolunda evinde özellikle kayıp yapmak istemiyor Serhan Türk. Nasıl geçti Galatasaray'da bu maç öncesi hazırlıklar? Evet, her iki takımın da iddiası var. Galatasaray'ın şampiyonluk iddiası var. Kayseri Spor'da ilk dörde girmeye çalışıyor. Tabii ki çok önemli bir karşılaşma. Özellikle Galatasaray'ın kendi evinin Nef Stadı'nda olacak olan karşılaşmaya çok büyük ilgi var diyebilirim. Hatta şu an tribün doluluk oranı %90'lara, %95'lere geldi bilet. Zaten çoğu kombine olduğundan dolayı. Galatasaray'da antrenmanlarını hız kesmeden yaptı. Hafta içerisinde biliyorsun bay geçirmişti. Ve daha sonrasında antrenmanları takım halinde yaptı. Eksik futbolcu bulunmuyor. Sakat futbolcu bulunmuyor. Abdülkerim'in bir sıkıntısı vardı biliyorsun. Hatta baş ağrısı çekiyordu. Bundan dolayı tedavi ihtiyacı almıştı. Ve milli takımda kamptan ayrılmıştı. Daha sonrasında ertesi günde Karabağ'la karşılaşmada görev almıştı. Abdülkerim'de ağrıları var ama hafiflediğini dile getirebiliriz. Ama şunu da söyleyelim, Abdülkerim de hazır. Bütün takım hazır. Takım şu an bugün taktik antrenmanını yaptı. Özellikle fizik ve taktik antrenmanını geçti. Ve ideal 11 ile yarınki Kayserispor karşılaşmasında takımı görmek istiyoruz. Çok büyük ilgi var, tekrarlayayım. Gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Hem Kayserispor açısından hem Galatasaray açısından. Galatasaray'da 6 puanlık farkı devam ettirmek istiyor ve şampiyonluk yolunda da bir adım daha atlamak istiyor. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma çıkıyor. Galatasaray muhtemel 11'ine bir göz atalım. Bu 11 üzerinde de konuşuruz. Varsa Serhan Türk'ün itirazları, bunu da dinlemek isteriz. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera olacak. Savunma hattının Boy, Nelson, Abdülkerim ve Kazım Can'dan oluşmasını bekliyoruz. Torreira, Oliveira, Mertens, Raşitsa, Icardi ve Kerem. Bize göre 11'i tamamlayan evet, parçalar. Şer koymuyorum. Bu mudur diyorsun? Evet onu? Budur. Galatasaray'ın zaten şu anki gördüğümüzde ideal sakatlıksız ve cezasız oynayabileceği 11. Neden böyle? Biliyorsun son karşılaşmada da Raşitsa Zaniolo oynamıştı. Boy o aşamalarda biraz sıkıntı yaşamıştı. Çünkü sezon başından beri aralıksız muhteşem oyun gösteren, her maçta maçın adamı olmayı başaran Boy, Zaniolo'nun defansa fazla yardıma gelmemesi nedeniyle sıkıntılar oluşturmuştu ve bayağı da Başakşehir karşılaşmasında hatalı gollere neden olmuştu. Özellikle savunma bloğunda çok zafiyet vermişti. Mertens eski yerine geri dönüyor. Zaten Kerem orada. Ama Galatasaray'ın orijinal orta sahası Oliveira, Torreira, Mertens hem alan daraltıyor, hem alan açıyor, hem de rakip takımların defansların arkasına sarkmada büyük bir kolay pasları atabiliyor. O açıdan ben Galatasaray'ın orta saha kurgusunun ideal üçlüsünün bu olduğunu biliyorum ve herkes de bunu zaten onaylıyor. Ama defans bloğuna geldiğimizde Abdülkerim'siz Nelson, Nelson'suz Abdülkerim'siz Abdülkerim olmuyor. Açık bilet görelim. Tabii ki Kaan Ayhan yeni geldi. Kaan Ayhan pozisyon itibariyle hem stoper hem sağ bek hem sol bek oynayabiliyor. Ama bir önceki maçta maalesef Nelson'un istediğini veremedi. Çünkü bir de Nelson'suz Galatasaray iki maçta da sıkıntı yaşamıştı. Hem puan kaybetmişti. Nelson şu an takımın direği diyebiliriz.
Sol tarafta Kazımcan. Kazımcan'ın ben defansif ve ofansif çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle defansif katkılarından çok ofansif katkıların daha fazla olması gerekiyor. Çünkü Icardi'ye toplar gelmesi lazım. Kenarları iyi kullanması gereken bir Galatasaray var. Raşistan'ın oyunun içine dahil olması, Kazımcan'ın formülün içine dahil olması Galatasaray'ı gol yollarına daha fazla Icardi'yi buluşturması yönünde etkili olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın ideal 11 ile yarınki karşılaşmada bu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Ayrı Beşer, nasıl buldun Galatasaray'ın 11'ini? Zaniolo'nun bu muhtemelde olması, olmaması şaşırtıcı mı? Yoksa olması gereken bu mu? Şimdi normal şartlarda şaşırtıcı olması lazım ama Galatasaray'ın sahip olduğu kadro kalitesi, işte onun yerine oynayacak oyuncunun performansı, bu sezon yaptıkları, bunları bildiğimiz için şaşırtıcı diyemeyeceğiz. Çünkü onun pozisyonunda Raşitsa oynayacak. Raşitsa da faydalı bir oyuncu. Artı potansiyel yüksek, yetenekli bir oyuncu. Skora katkısı yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla hoca burada birçok parametreyi dikkate alacak. Belki işte Raşitsa'nın boyla ilişkisini dikkate alarak ya da savunmaya yardımını dikkate alarak onu tercih edecektir. Öyle değerlendirmek lazım. Ama hani bir kantara koysanız Galatasaray kadrosunda iki tane oyuncu şu anda çok fazla ayrışır diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Icardi, bir tanesi de Zaniolo. Mertens'i yaşından dolayı kantara koymadım ama Mertens de tabii ki o anlamda özel bir kariyer. Bunları vurgulamak lazım. Onun ötesinde kadroyla ilgili hani ideal tespitine ben de katılırım. Burada tabii soru işareti olarak herhalde karşımıza Kazımcan çıkabilir. Yani Kazımcan Galatasaray'ın ideal sol beki midir? Ama işte ideal sol bek yok. O yüzden. Anladım. Ya şunu sıkıntısı. Söylemek istiyorum. Aslında tarz olarak bence ideal sol bek olabilecek bir oyuncu işte. Gelecek vadeden. Evet. Yönü öne doğru olan. Ofansif diyebileceğimiz bek işte. Çizgi üzerinde de yürüyüp oradan top kesecek, orta yapacak demiyorum. Doğru top atabilecek niteliklere sahip bir oyuncu. Ama bu anlamda yeterli tecrübeye, yeterli gelişime sahip mi? Süreç içerisinde göreceğiz. Ama iyi kadrolar içerisinde, yani total anlamda iyi oynayan kadrolar içerisinde zaten gelişim göstermek de bu tarz potansiyel oyuncular için bir fırsattır. Umarım öyle olur. Çünkü ben Kazımcan'ı sadece Galatasaray açısından düşünmem. Türk futbolunun da aslında modern, ideal sol beklere ihtiyaç var. Yönü öne doğru olan, ofansif nitelemesini yapabileceğimiz. Bu açıdan bu oyuncunun gelişimini de görmek isterim. Diğer oyuncuları anlatmaya gerek duymuyorum. Çok fazla anlattık. Onlar da bize kendilerini anlattılar. Galatasaray'ın bir defa merkezi, o üçgeni ele aldığımız zaman orada çok ciddi bir ideal görüntü var. Kenarlarda bana göre ideal görüntü var. Hareketli bir takım Galatasaray. Atletizmi yüksek, yetenek debisi yüksek. Bütün mesele Icardi gibi, yani hem koşucu olmakla, gezici olmakla birlikte de hava toplarında çok özel vuruşlar yapabilen oyuncuya o topları da getirebilmek. Orada birazcık sanki Galatasaray'ın üretkenliği biraz yetersiz gibi geliyor bana. Orada bir üretkenlik artışına ihtiyaç var. O anlamda da Kazımcan'ın performansı benim açımdan merak edilen bir performans. Galatasaray son 3 maçtaki performansıyla ara öncesindeki performansını biraz arattı. Evet. İki maçı da kazanmış olmasına rağmen bunu söyleyebiliyorum. Yine benzer problemlere açık bir karşılaşma mı bekliyorsun? Yoksa Galatasaray evinde kazanır devam eder diyebiliyor musun gönül rahatlığıyla? Ben evinde puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Ancak yani rahat mı kazanır? Karşısındaki takım Kayseri Spor. Yani Kayseri Spor belli bir oyun şablonuyla Çağdaş Hoca yola çıktı ama o şu oyun şablonunu sezon içerisinde birçok kez değiştirdiğine şahit olduk. Ve imkansızlıklar nedeniyle değiştirdiğine şahit olduk bu arada. Yani bolluk bereket içerisinde yani şu savunmayı iki tane kanat oyuncusunu beke çekeyim de biraz hücuma yönelik olsun diye düşünmedi. Şu an Gökhan Sazdağ ile oynuyor bir tarafı. Bir tarafı da Uzudinma ile oynayacak, evet, değil mi bu hafta? Lionel, evet, Carol yok. İkisi de normalde savunma oyuncusu değil. Bek değil. Kanat oyuncuları ya da orta sahada da Uzudinma 6-8 gibi bir oyuncu. Gökhan kanat oyuncusu. Uzudinma orta saha. İmkansızlıklar arasında bu kadar puan toplamış bir Kayseri Spor var. Ve hücumda da bazen öyle bir gece yaşıyorlar ki, ya da gündüz. Çoğu maçını gündüz oynadığı için. Kayseri Spor'un maçlarında hani biz bazen şunu görürüz. 3
3 kez pozisyona girer bir Anadolu takımı, bir tane atar, iki tane atar, maçı bitirir. Abi Kayserispor 10-15 yaşıyor bunları. Çok fazla gol pozisyona giren takım. Çünkü ön alandaki 4 oyuncusu. Bazen bir tanesi değişiyor ama ağırlıklı olarak orada Mametiyan, Emrah Başsan ikilisi zaten gününde olduğu zaman çok ciddi sıkıntı çıkarabilir rakibine. Trabzonspor maçı da bize bunu gösterdi. Deplasmanda 4-3 kazandılar. Yani 3-7 yer de 4 atabilen bir Kayserispor'dan bahsediyoruz. Galatasaray'ın son maçlarda evet hücum açısından tatmin etmeyen noktaları vardı. Kasımpaşa maçı, Konya maçı özellikle ikisi hücum anlamında çok tatmin etmiyordu ama savunma bir şekilde kötü giderken de Galatasaray'ı kazandıran taraftı. Ama oradan Torreira'yı Konya maçında kenarda bıraktı Okan Hoca. Kayıp oldu. Başakşehir Kupa maçında Nelson yoktu. Ciddi sıkıntı çıktı. Burada Nelson'un dönüşünü hepsinden kıymetli buluyorum. Çünkü Sacha Boey, evet Zaniolo'nun etkisi çok büyük geriye yardım etme noktasında zayıflık ama bir de solunda oynayan Kaan Ayhan'ın da etkisi çok ciddiydi orada. Oraya Nelson'un gelmesiyle birlikte savunma toparlar. Kayserispor'da normalde mesela son maçına baz alırsak işte sondan bir önce Trabzonspor maçıydı. Sonra Ümraniyespor'da 3-1 yendiler bu arada. Deplasmandaki son maçındaki Trabzonspor karşısındaki kadar rahat olacaklarını düşünmüyorum. Kayseri Spor'un muhtemel 11'ine de bir göz atalım. Sonrasında Yusuf Kenan Çalık'a sözü vereceğim. Kayseri Spor nasıl bir kadroyla sahada olabilir diye düşündük. Bilal Bayazıt'ı kalede bekliyoruz Kayseri ekibinde. Onlar da iddialı bir kadroyla, iddialı bir 11'le Galatasaray karşısında sahaya çıkmak isteyecekler. Uzodinma Kolovitsios, Hüseyin'i ve Gökhan. Gökhan'ı son maçta Ümraniyespor mücadelesinde sol bek olarak kullandı hoca. Uzodinma'yı sağ bekte değerlendirdi. Öncesinde oynanan kupa maçında sol bekte Arif Kocaman'la başlamıştı. Olmayınca oraya Uzodinma'yı çekmişti Çağdaş Atan. Değişiklikler olabilir iki bekin arasında ama böyle bekliyoruz. Kolovitsios Hüseyin'i ikilisi merkezde. Kemen, Mensah, Cardoso, kanatlarda Emrah, Tiam, santrfor pozisyonunda Gavranović. Burada hocanın eli biraz zayıf kadrodan ötürü, sakatlıklar da var. Yav Aka, Carlos Mane yine değerlendirilebilecek oyuncular. Tiam, santrforda, Mane kanatta olabilir. Mensah'ı sonradan kullanabilir. Aka'lı orta sahayı biraz daha sağlam tutmak isteyebilir. Alternatifleri bunlar Yusuf Kenan Çalık. 14-15 oyuncudan iyi bir 11 çıkarması lazım Çağdaş Atan'ın. Bu 11 nasıl? Alternatifleri de değerlendirmeli mi? Bu 11 elindeki şu an en iyi 11 diyebiliriz herhalde. Karol'ü de koyarsak, eğer oynamayan Karol'ü de koyarsak en iyi 11 bu olurdu. Kayseri Spor'un oyunu Galatasaray deplasmanında aslında Galatasaray'ın da biraz işine yarayabilecek bir oyun. Yani Kolovitsios Hüseyin'i ikilisi ne kadar orta sahaya Mensah, Kemen veya başka birisi oynarsa fark etmez. Ne kadar top taşıyabilirse o derecede tehlikeli olabilir. Ama Galatasaray öndeki baskıyı ne kadar iyi yaparsa ki kendi evinde özellikle maçlara çok hızlı başlıyor. Bu baskıyı iyi yapıyor. O zaman bu savunma hattını bozabilir. Uzun oynaması durumunda da ligin bence hava toplarında en etkili stoperi Abdülkerim Garbanovic ile eşleşecek. O zaman o toplarda da bir yani avantajı söz konusu olmayacak. Ciddi bir avantajı olacak. Emrah Başsan, Kazımcan eşleşmesinden belki bir şeyler çıkartabilir. Orada Emrah'ın tecrübesi Kazımcan'ın biraz zorlanabileceği bir alan olabilir. Diğer tarafta Tiam, Boya ikilisinde de fiziksel bir mücadele bekliyorum. Tiam bu konularda hiç geri adım atmıyor. Sacha Boya da hücum hattına çok çıkmayı seven bir oyuncu. Bu alanda belki aradaki boşluğu değerlendirebilir. Yani burada eşleşmeler özelinde değerlendirirsek, orta sahası mücadeleci bir orta saha Kayseri Spor'un. Yani Mensah, Kemen, Cardozo hem top yapabilen hem mücadele edebilen oyuncular. Ama burada mümkün olduğu kadar topun oraya ne kadar sağlıklı geleceği önemli. Ben o yüzden Galatasaray'ın açıkça biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın oynatmak istediği futbolu, Çağdaş Hoca'nın oynatmak istediği futbolu ben çok daha kaliteli bir kadroda, yani yanlış anlaşılmasın, daha derin bir kadroda, daha oyuncu kalitesi, teknik kapasitesi yüksek bir kadroda görmek isterim. Yani Çağdaş Hoca'yı ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da izlemek isterim. Çünkü oynatmak istediği futbol aslında çok keyifli bir futbol ve iyi bir kadroydu. Yani bu kadro çok yeterli değil. Bunu Alanya Spor için de söyleyebiliriz. Bu kadroların hep bazı defoları oluyor. Ya da geniş rotasyonları söz konusu olmuyor. Daha geniş bir rotasyonda izlemek isterim. Okan Hoca'nın son haftalardaki takımının performansı konusunda memnun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani Icardi'de bir düşüş vardı. Hafif hafif bir toparlanma görüyoruz ama Zaniolo meselesine gelecek olursak az önce
Raşitsa'nın oynaması Galatasaray'a bir genişlik kazandırıyor. Kerem içe kat eden bir oyuncu. Galatasaray istediği sol beki bir türlü bulamadı. O yüzden sol hücum hattını en iyi yapabildiği oyuncu Dubois oluyor eğer sol bekte oynarsa. Bu bağlamda sağda devamlı içe kat eden bir Kerem olduğu için bu bağlamda sağda oyunu biraz genişletmesi, rakibi biraz açması gereken bir oyuncuya ihtiyacı var. Zaniolo ile oynadığınız zaman Zaniolo da içe kat eden bir oyuncu olduğu için orada biraz daha sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama Raşitsa gibi işte beslemesi gereken dedi Hayri abi özellikle ortalarla. Raşitsa gibi bir kanat oyuncunuz varsa hem savunmaya çok iyi yardım eden, hem baskıda değerli olan, hem topu aldığında driplingde ya da pas oyununda etkili olabilen bir oyuncuya sahip oluyorsunuz. Form durumu olarak da bakarsak evet yani Zaniolo daha yetenekli bir oyuncu Raşitsa'dan ama bence 90 dakikayı çıkartabilecek bir form durumunda değil şu an. Bu bağlamda hani form adaleti olarak bakarsak Raşitsa'nın oynaması da çok doğal. Ama bunun bir de teknik nedeni var, onu anlatmaya çalıştım. Biraz daha rakibi açmak için özellikle kendi sahanızda oynuyorsanız sık sık set hücumunda olacaksınız. O yüzden hani içe girmeye çalışan bir Kerem varken bir kanatta, diğer kanatta en azından rakibi biraz daha açıp Mertens oraya koşu yapmasını, Oliveira'nın belki oraya girmesini sağlayabilecek. Hatta belki back stopper arasına Sacha Boye'nin girmesini sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bence Raşitsa doğru tercih olabilir. Icardi son dönemde çok skor katkısı veremiyor ve kendi performansından da açıkçası mutsuz olduğunu hissediyorum vücut diline baktığımda. Bilmiyorum doğru düşünüyor mu? Tabii ki yani biz zaten maç sonu özellikle Mixon alanında da Icardi'yi biz mutsuz görebildik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Takım içerisinde sıkıntı var ya da futbolcular arasında bir kopukluk var şeklinde izlemeyelim. Sadece istediği pasları alamıyor, istediği derinliği kazanamıyor, istediği toplarla buluşamıyor. Ama tabii ki bunu da en iyi sağlayacak olan arkadaşları ve Okan Hoca. Okan Hoca da bu hafta içerisinde özel ilgi alaka gösterdiğini dile getirdi. Zaten sezonun geneline baktığımızda da Icardi özel bir oyuncu olduğu için özel de terapi halinde oluyor. Tabii ki yani kaliteli bir oyuncu, hem özellik attığı gollerle değil asistlerle de ön plana çıkabilen ender oyunculardan birisi. Paris Saint Germain'de bir silik bir dönem geçirmiş ama daha sonra Galatasaray'a gelmiş ve bütün dünyaca daha fazla konuşulur hale gelen bir Icardi var. Özel hayatı ön plana çıktığı yerde futbol hayatının daha ön plana çıktığı bir Türkiye var, Galatasaray var. Bu açıdan bence yarınki karşılaşma Icardi'nin karşılaşması olabilir. Çünkü Icardi'nin de bir patlama yapması lazım. Icardi'den Galatasaray memnun, teknik ekip memnun, yönetim memnun. Zaten Icardi'nin tekrar kiralanması ya da alınması yönünde şu an girişimler de başladı. İlerleyen günlerde daha da netlik kazanır. Ne kadar ihtimal veriyorsun Galatasaray'ın bu işi bitirmesi için? Ya iki gün önce biz bir iftardaydık Galatasaray yönetimiyle. Yani şöyle Okan Buruk Hoca ve Erden Timur'la. Ben Erden Timur'un o gözünde Icardi ile isteriz görüntüsünü gördükten sonra, göz göze geldiğimizdeki o enerjisini gördükten sonra ve Erden Timur'un da sezon başından beri aldığı futbolculara baktığımızda da neler yapabileceğini bildiğim için eğer o kendisi Icardi ile biz devam etmek istiyoruz, kiralamak istiyoruz, Icardi ile biz önümüzdeki sene devam etmeyiz diyorsa Icardi Galatasaray'dadır. Ben yani o şekilde düşünüyorum. Zaten Okan Hoca'nın da ona göre bir telkinleri var. Sadece şu var, futbolcunun istememesi. Yani ben Türkiye'de oynamak istemiyorum, Galatasaray'da oynamak istemiyorum demesi çok önemli. Öyle bir şey de demiyor. Çünkü Türkiye'de mutlu olduğu kadar hiçbir yerde mutlu olmuyor. Sürekli paylaşım yapıyor. Torreira var kankası. Torreira'yla beraber sürekli böyle otantik yerlere gidiyor. Güzel yerlerde fotoğraf veriyor. Abi Mata'yı niye basketbol maçına çağırmadılar? Küsmüşler ona iki günlüğüne. Ne diyeyim yani. Gelmesi mi lazımdı Mata? Mata alınmış evet. Biraz. Yok yok ya. Ya onlar otantik yerleri nereye gidiyorlar? Ya böyle hani biz nargile kafeye gitmiyoruz. Yok özel kahvaltı kapalı yerleri çarşı falan var ya otantik. Yani evet. Bizim bile gitmediğimiz biliyorsun daha önce pozlar verildiği. Ya da herkesten uzak çünkü gerçekten çok ilgi çeken futbolcular ikisi de. Yani evli bekar yani nasıl söyleyeyim elbette herkesin ilgisi olan bir futbolcu niteliğinde ikisi de. Herkesin gözünün önünde olan futbolcu daha böyle gizli yerlere gidiyorlar.
ve insanların uzak yerlerde zaman geçiriyorlar diyebilirim. Daha da fazla detayları vermeyeyim istiyorsan. Peki, teşekkür ederim. Biz kısmetimde. Seninle daha gizli yerlere gittiğim diyor mesela. Daha gizli yerlere. Gizli yerleri bilmek de başka bir marifet. Ya düşünsene ben... Biz de buradan Yusuf Kenan'la beraber çıkıp çok gizli yerlere gideceğiz. onlar gündüz dolaşıyorlar. Ya sabah zaten paylaşımları vardı onların. Sadece gündüz mü dolaşıyorlar? Gündüz. Benim gördüklerim gündüz. Akşamları ben bakmıyorum. Magazinciler bakıyor. Şunu söyleyeyim yani ben bile Oliveira bile geldiğinde yani un kapanında bir yere götürmüşler kahvaltıcı. Orayı ben yıllardır buradayım ben bile bilmiyorum yani gerçekten. O yüzden yanlarında çok mihmandarlar var. Güzel de gezdiriyorlar ve herkes mutlu burada. Net bir şekilde şunu dile getirebilirim. Eğer Icardi ben Türkiye'de oynamak istiyorum, Galatasaray benim takımım, ben devam etmek istiyorum derse o transferi bitirecek insan da Erden Timur'dur ve yapar da. Galatasaray'da Mertens'in performansıyla alakalı belki biraz konuşmak gerekir diye düşünüyorum Hayri Beşer. Tabii ki ekstra notlarınız varsa maça dair onları da dinlemek isterim. Bir sakatlık süreci geçirdi. Belki tam anlamıyla hazır olmadan ilk 11'de hem ligde hem kupada oynamak durumunda kaldı ama fiziksel olarak biraz geride göründü bana. Bilmem katılır mısınız? Buradan olumsuz etkilendiğini düşünüyor musunuz bu sakatlık sürecinde? Kesinlikle yani... Mertens yaşında hani yaşında söylemek istemiyorum ama hani artık futbolunun biraz sonbaharında olan bir oyuncu için toparlanmak çok kolay olmasa gerek. Bir defa onun altını çizmekte fayda var. Ama hani Mertens tarzı oyuncular da hiçbir zaman biyolojik olarak gerçek yaşında olmazlar. Daha geriden giderler. Zaten onu diri tutan, onu hala ayakta tutan özellik de bu diye düşünüyorum. Keza Hacı değil mi? George Hacı mı? Başka Hacı var. O kadar geriye gidemedim bir an. Oldu ufak da. Mustafa Hacı var. Evet, o ben efsaneden bahsediyorum. Şey var, Osman Hacı. Bu da bir Fas efsanesi. Yok, ben efsaneden bahsediyorum. Yani, Faslara sorarsan Mustafa Hacı de onların efsanesi. En büyük efsane Hacı'dır ya baktığın zaman. Doğru. Şimdi bütün Hacılar George Hacı ile anılır bu anlamda. Hacı'nın çok ayrı bir yeri var. Hepimizde var. Galatasaraylı olan olmayan her futbol severde Hacı'nın yeri başka. Ha şunu söylemek isterim yani Mertens'in performansı ideal düzeyde mi? Değil tabii ki. Öyle olmasa dahi başka bir Mertens'i olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın. Yani hani playmaker diye bir tabir yapıyoruz ya. Alacak, oyunu yönetecek. Bu sadece performansla ilgili bir şey de değil. Yani çok formda olmasa dahi o yönetme becerisi, oyuna perspektif koyabilme yetisi, yeteneği başka bir şey. Bu Mertens'te var. O açıdan varlığı dolaylı olarak da bir katkı. Ben her zaman Galatasaray'da Mertens gibi bir aktörün olmasından yanayım. Bu karşılaşma da yani Kayseri Spor'u da gayet güzel anlattı arkadaşlar. Rakibin özelliklerini de dikkate alırsak. Oynamaya çalışan bir rakiple Galatasaray mücadele edecek. Savunması özellikle savunma merkezi Galatasaray'ın ön tarafına fırsatlar verecek. Ama bu fırsatları özel paslarla değerlendirmek lazım. Yani o fırsatları değerlendirecek oyuncular kadar o fırsatların içerisine, o potanın içerisine düşecek oyunculara da biraz ölçülmüş, biçilmiş, ayarlı pasların verilebilmesi lazım. Tabii. İşte burada Mertens kalitesi, burada Oliveira kalitesi bunlar bence çok İkisi. Önemli. Kayseri Spor'la ilgili de şunu söylemek isterim. Bir gol makinası olmamakla birlikte yani Kayseri Spor'a baktığımız zaman böyle hani çok fazla gol atan, her maçta girip atan bir oyuncu yok. Ama defansif orta saha oyuncuları dahil, Mensah'ı da içerisine katabiliriz, Kemen'i de içerisine katabiliriz. Ön tarafı işte Gavranoviç'i, Tiam'ı hepsi üretiyor. Yani tamamı üreten bir takım. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim, Galatasaray kazanabilir. Belki de kazanacaktır. Ama Kayseri Spor buradan golsüz dönmez. Yani Galatasaray kazanmak için iki ya da daha fazla atmak durumunda kalacak bana göre. Bu sezon Kayseri Spor'un 15 oyuncusu gol katkısı vermiş. Evet, çok dengeli bir dağılım var. Bu çok önemli işte. Yani mesela orta saha burada çok kıymetli. İşte Emrah'ın 3 gol 4 asist. Gökhan bek oynuyor ama mesela orta sahada oynadığı dönemde 2 gol 5 asist. Peki Galatasaray? Kardozu 6 gol 5 asist mesela. Galatasaray'ın? Ya benim de dikkatimi çeken o.
Ama Galatasaray olmak zorunda yani. Ya işte, lidersin. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ve şunu kaçırmayalım. Fenerbahçe Kayseri kadrosu arasında ciddi fark var. Galatasaray'da kesin de Galatasaray'da çok var. Ama şunu da söyleyelim yani Kayserispor'un Fenerbahçe kupa maçında oynadığı gibi oynayacağını da ben düşünmüyorum. Yani daha böyle baskılı, daha fazla istekli, daha fazla oyunu almak isteyen bir yapıyla oynayacağını düşünüyorum. Özellikle hem kaleci etkisinde olmayacağını görebiliyoruz zaten. İlk maçta biliyorsunuz Cenk çok kötüydü. Şimdi zaten kimle çıkıyor? Bilal oynayacak. Bilal oynayacak. Bir de Kayserispor için hedef gol, var. Cenk'ten ortada geldi zaten orada. Bir hedef maalesef. Var. Öyle ya da böyle Avrupa şansı var. Evet. 44 puanda. Evet. Yani potanın Adana içerisinde. Adana Demir'de 4 puan fark 4 var. 4 puan. Potanın içerisinde. O yüzden bir ama amaç öbür tarafta da Avrupa var. Şansı vardı. Yani sonuçta orada ya, kupayı alırsan orada da Avrupa'ya evet gidiyorsun. Evet ama ben ama daha çok ligden gitmek istediğim. Yani o kadro bana sanki Çağdaş Hoca ben bunu ligden götürmek istiyorum. Yo, elbette. Ama hani ama normalde orada daha yani. Kısa bir serüven var aslında gidebileceğiniz. İki maçı. Belki de orada finali yani o finali kazanacağını mı düşünmediği düşünüyorum. Yani hedefsiz maçı. Şansları eşit olurdu eğer eylemiş olsaydı. Yok hedefsiz maça çıkmadığını ben de biliyorum. Bilmiyorum. Herkes biliyordu ama evet. Baktığımızda da şu da var yani. Ama hedef içinde oynayabilecek bir oyun kalitesi de göstermedi. Hem oyuncular hem kaleci anlamında. Fenerbahçe maçına çıkan kadroda mesela 2-3 tane çok sürprizi vardı Çağdaş Hoca'nın. Biri Cenk tamam. Gavronomiş de mesela. Ama Cenk'i hep kupada oynattı. Ama şimdi kupada oynatırsınız. Belli bir aşamaya kadar. Şenol Hoca da bunu yapıyor mesela. Ön eleme turlarında oynuyor. Çeyrek finale kadar belli bir kaleciyle gidiyor. Sonra normal ligde oynattığı kaleciyle devam ediyor mesela. Başka teknik adamlar da aynısı. Ama Çağdaş Hoca orada 2-3 tercihle birlikte ben şaşırdım. Rotasyon yapmaya çalıştı. Rotasyon yani. Lig daha farklı, kupa daha farklı. Performans farkları da olabilir. Ama Kerem son rotasyon normal. Yapılacak maç değildi o. Yani. Biz onu konuşuyoruz. O maçın rotasyon yapılacak maç değildi. Yani hani Kerem'in sorununa katılıyorum. Hedefi daha fazla iyi olabilen ve üst üste direkt hedeflere ulaşabileceğin, daha hedefe daha yakın olabilen bir kupa karşılaşmasıydı. Ya yani rotasyon neye göre rotasyon, kime göre rotasyon? Bakalım göreceğiz bu hafta. Bu arada rotasyon. Trabzon deplasmanında Tiam'ı önde kullanmıştı hoca. Gavronovic çünkü uzun süredir oynamıyordu. Son maçta oynadı diye anımsıyorum ama bir daha bir kontrol edeyim Ümraniyespor'a karşı. Kupada oynattı zaten öyle Ümraniye kupa. Şimdi yeniden evet, Ümraniyespor maçında da oynadı. Yeniden 11'e onu adapte ama Ümraniyespor maçında ben izlemedim bir şey söyleyemeyeceğim. 3-1. Fenerbahçe mücadelesinde sahada yok gibiydi. Abdülkerim ve Nelson'un karşısında da bana Gavronovic değil Tiam'ı kullanmak daha mantıklı görünüyor. Bana güçsüz geliyor Gavronovic. Evet, sezon evet. Başlangıcındaki gücünden uzak. Yani hedef meselesine katılmıyorum. Yani iyi kaleci, kötü kaleci o da bir kötü kaleci performansı da olabilir. Mesela dün Dersin hani sezon boyunca yaptığı hataların tam tersini yaptı. Bence maçın en önemli isimlerinden birisiydi. Olağanüstü bir maç çıkarttı Atletico Madrid'e karşı. Yani mesela Fenerbahçe'de, nasıl oynayacağını Fenerbahçe'de de 6 ay kötü zaman geçiriyor ama sonuçta atabiliyorlar. Gol kazı çevirebiliyorlar maçı. Ama burada hem gol diyorsun hem çeviremiyorsun. Neden? Yani hem rotasyondan hem oyuncuların. Kayserispor Ligi'de de kaybetti Fenerbahçe. İşte ama onu diyorum. Yani rotasyon sana. Yapmadığı maçta da kaybetti. Orada da hani iki maçta da kaybetti. Bu arada Cenk'i de çok severim, çok beğenirim. Yani karakteri de çok düzgün bir kardeşimiz. Yani buradan da kolay harcamak da istemiyorum ama gerçekten Kötü gündeydi. Yani bu ben Çağdaş Hoca'nın herhangi bir maça hani bazı yerlerde rotasyon yapmak zorunda onu da hatırlatalım. Yani çünkü elinde en dar kadrolardan birisi var evet. Ve bu kadrodan önemli isimli işte Bertolacci gitti, Campagnaro gitti. 4-5 tane oyuncusunu da ara transfer döneminde gitti. Onur Bulut gitti. 4-5 öyle ya da as böyle takım oyuncusunu Mustafa Pekdemek vardı evet, gitti. Evet. 4-5 tane as takım oyuncusunu ya da as takımda değerlendirebilecek oyuncusunu ara transfer döneminde de kaybetmiş oldu. Yani bugün kullandığı kadroda bazı oyuncuları bazı maçlardaki uzatmaya gitme ihtimali olan bir maçta rotasyonu da yine anlayabilirim. Tutmaya çalışırsın. Uzatmada belki o kartları olabilir. Kullanabilirsin. O yüzden ben hani hedefsizlik olarak görmüyorum. Rotasyon belki doğal olabilir orada. Ama kadro olarak yani az kadroyla da çıksa, rotasyonlu kadroyla da çıksa bu sezon Fenerbahçe'yi kaybetti. Yani burada pek bir değişiklik olmadı. Ben Galatasaray karşısında da hani mücadele gücü olarak çok farklı bir mücadele gücü beklemiyorum. Yani buradaki temel sıkıntı, Kayserispor'un temel sıkıntısı savunmadan çıkarkenki yapılan hatalarla alakalı. O savunmadan çıkarkenki yapılan hataları Galatasaray'a karşı da yaparsan Galatasaray da seni cezalandıracak. Yani benzer bir cezayı Galatasaray da kesecek. Burada tabii en önemli unsur az önce Mertens'ten bahsettik. Bence hani topu kullanmak kadar karşılamada da Mertens oldukça değerli. Çünkü çok kritik noktalarda baskı yapıyor.
Topun geri kazanılmasında değerli bir oyuncu. Şimdi Mertens belki sadece toplu oyunda izleyenler olabilir ama topsuz oyunda da bir bakmak gerekiyor. Orada ne Yunus ne Zaniolo onun görevini tam olarak yerine getiremedi. Yani şey olarak da değil. Sadece toplu oyunda, topsuz oyunda özellikle görevini yerine getiremedi. Şimdi topsuz oyunda bir oyuncunuz eksik olunca bu tür takımlara karşı top orta sahaya geçtiği andan itibaren o zaman işler biraz dengelenmeye başlıyor. Sizin aslında baskı yapabileceğiniz ki evinizde oynuyorsunuz muhtemelen baskıda oynayacaktır. Yapabileceğiniz nokta zaten savunmanın merkezi ve o pas bağlantısını kırmak. O pas bağlantısını kırabilecek yegane oyuncu. Tabii Oliveira'yı da oraya koyabiliriz, Torreira'yı da oraya koyabiliriz ama ilk perde Mertens'ten başlayacak. Ben Galatasaray'ın çok zorlanacağı kanısında değilim bu mücadelede açıkçası. Hani zannetmiyorum en azından iki takımı kıyasladığımda. Bunu hani Kayseri Spor'a haksızlık yapmak için de söylemiyorum. Sadece kafamda oynadığım zaman mücadeleyi. Galatasaray özellikle eğer erken gol bulursa daha rahat bir mücadele çıkartır diye düşünüyorum. Ama bu biraz da Icardi'nin form durumuyla alakalı. O yüzden, Kayseri Spor'un kadro maliyeti 9 milyon euro. Evet, o yüzden yani. O yüzden Galatasaray'ın mottosu belli. Galatasaray'ın mottosu konsantrasyon. Yani çünkü artık hedefe sayılı basamaklar kaldı. Bu basamakları çıkarken ciddiyetinden, oyun ciddiyetinden ve dışarıdan gelen etkilerden sıfır etkilenmek isteyen Galatasaray konsantrasyonu ön safhaya koydu diyebiliriz kesinlikle. Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivert bir takımın gündemiyle alakalı konuşacağız. Galatasaray ve Kayseri Spor arasında oynanacak karşılaşmaya dair detayları da yarın yine A-Spor ekranlarında, hatta bugün de son sayfada sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Flamengo'nun ikinci başkanı Marco Braz'la yaptığı görüşmenin detaylarını sesli mesajla Brezilya basınına anlattı. Jesus'la alakalı haberler çıkmaya devam ediyor, açıklamalar sürüyor. Fenerbahçe cephesinde Jesus'la acaba sözleşme uzatılacak mı söylentilerinin de yine arttığı üzerine konuştuğumuz bir dönemde yine Brezilya basınıyla bir diyalog, yine Flamengo iddiaları. Fenerbahçe kulübünün acaba bu durumlara bakış açısı nedir? Senin aslında bakış açın ne? Her şeyden önce. Benimki çok net, yaklaşık herhalde Dünya Kupası arasından beri bu konuyla ilgili bu noktaya gelmemesi için yapılması gerektiğini aşağı yukarı anlatmıştım. Bir, yani bir yıllık sözleşme imzalamışsınız. Şahsen ben olsam tercih etmezdim ama tercih edilmiş. O yüzden yapılan tercih üzerine tartışmaktansa neler yapılabilmesini anlatmak daha mantıklı geliyor. Mevcut durum nasıl geliştirilir? Mevcut durumu nasıl kotarabilirsin? Geliştirme imkanı olduğunu düşünmüyorum şu anda. Kotarabilirsin diye düşünüyorum. Dünya Kupası arasından beri özellikle Brezilya hayal kırıklığı yarattıktan sonra Jorge Jesus'un Brezilya basınında gerek Brezilya'nın milli takımının başına gerek eski takımı Flamengo'ya gidebileceği haberleri yapılmaya başlandı. Bunu hangi kaynakla, hangi görüşmelerle nasıl yapıldığını tartışabiliriz. Yani ben maalesef bunun biraz da istenerek yapıldığını, bunun biraz daha halkla ilişkiler çalışması üzerinden yapıldığını düşünüyorum ki bu ses kaydı da biraz doğruluyor. Çünkü siz eğer halkla ilişkiler yapmak istemiyorsanız ya da Flamengo taraftarı benim para için gelmediğimi düşünmesin cümlesini kuruyorsanız bu oradaki imajınızı sağlam tutmak amacına yapılmış ve gazeteciye birebir yapılan bir söyleşidir. Açıkçası bu beni rahatsız ediyor. Siz Fenerbahçe'nin teknik direktörüsünüz ve Fenerbahçe'nin teknik direktörünün bir kez daha tekrarlayayım. Kariyer hedeflerini, kariyer planlamasını Brezilya basında ya da Portekiz basında okumaktan, izlemekten, duymaktan sıkıldığımı söylemiş olayım. Şimdi Fenerbahçe camiasında iki yol var. İşte birisi Jorge Jesus'a devam edilsin, teknik direktörle imzalansın, bu söz hani bu meseleler sona ersin diye. Ben bir kırılma olduğunu düşünenler tarafındayım. Yani bir güven kırılması. Çünkü sözleşme, evet, kağıt üzerinde bir sözleşmesi var Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'ta ama bu sözleşmelerin çoğu aynı zamanda da bir güven sözleşmesi. Yani siz bir sözleşme imzaladığınızda evet yaptırımı olan bir kağıt parçasına imza atıyorsunuz ama güven sözleşmesi de kuruyorsunuz. Bu herhangi bir futbolcunun, bu sezon sözleşmesi biten herhangi bir futbolcunun herhangi bir takımla görüştüğünün ortaya çıkması ve o futbolcunun performansının düşmesiyle aynı durum. Hiçbir farkı yok. O zaman o futbolcu nasıl tepki görürse, benim nazarımda özellikle Jorge Jesus'ta aynı tepkiyi hak ettiğini düşünüyorum. Diğer taraftan bakıyorum. Yani olayı çevirelim çünkü hep Jorge Jesus üzerinde bakıyoruz. Fenerbahçe kulübü Dünya Kupası arası sonrasında farz edelim ki Selahattin Baki herhangi bir teknik direktörle görüştüğüne dair bir ses kaydı çıkmış olsaydı burada hepimiz eleştirirdik değil mi? Kulüp yönetimi nasıl böyle bir şey yapar? Teknik direktörün varken niye bir başkasıyla görüşüyorsun? Jorge Jesus'la sözleşme uzatmak durumu varken niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye eleştirirdik değil mi? Bunu eleştirebiliyorsak ki mantıken eleştirilmesi lazım, o zaman onu da eleştirmemiz lazım. Şimdi Fenerbahçe bunu nasıl yapamazsa, yapmaması gerekiyorsa, etik değilse
Jorge Jesus'un da bunu yapmaması gerekiyor. Tamam, bir sene sonraki kariyerini düşünebilir. Herkes düşünüyordur. Olabilir. Anladık yani Jorge Jesus'un Mayıs 15'te sözleşmesinin bittiğini artık cümle alem biliyordur diye düşünüyorum. Çünkü 8. kez falan artık kendisi açıklama yaptı. Bunu herhalde insanlar aptal değilse anlamışlardır diye düşünüyorum. Gerek yok. Yani tamam, bir kere ses kaydınız çıktı, iki kere ses kaydınız çıktı, üçüncü kez haber yaptırdınız, dördüncü kez oğlunuz bir tweet beğendi veya işte bir paylaşım likeledi. Anladık. Yani eğer Fenerbahçe Spor Kulübü teknik direktörü, A takım teknik direktörü Fenerbahçe'de olmaktan memnun değilse bunu bu kariyerle özellikle bir kez daha söyleyeyim, söyleyebilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu konuda bir çekincesi olmaması gerekiyor. Bu işin şöyle netleşmesi lazım. Ya Jorge Jesus'un artık benim sözleşmem 15 Mayıs'ta bitiyor değil, ben 15 Mayıs'ta ayrılacağım, gelecek sezon düşünmüyorum Fenerbahçe'de kalmayı demesi gerekiyor. Ya Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklif etmiş olduğu sözleşmeyi imzalaması gerekiyor ve bunun sona ermesi lazım. Bunun başka bir çözümü yok. Çünkü eğer sizin saha içi performansınızdaki düşüş, bu da tartışmaya açık. Ben düşüş olduğunu düşünüyorum. Başka Fenerbahçeliler düşüş olmadığını savunabilirler. Ama ben bütün kritik sınavlarda Fenerbahçe'nin sınıfta kaldığı kanısındayım. Giresunspor mücadelesi, aynı zamanda Galatasaray Başakşehir'le oynuyordu. Puan farkı 8 olabilir haberleri yapılırken sen Giresunspor'a kendi evinde kaybettin. Bireysel hata veya değil. O maçta sonuçta pozisyon da üretemedin. 10 kişi kaldın. Hatalı hatasız. Tartışmaya açık ama performans düştü mü veya kritik maçta cevap veremedin mi? Veremedin. Trabzonspor maçı dönüşte. Yani Giresunspor maçını unutturmak için Trabzonspor karşısında ilk tercihin eğer Crespo atılmasaydı maç muhtemelen 0-0 bitecekti. Yine cevap verebilmiş olamayacaktın. Yani yine bir mesaj maçında o mesajı veremeyecek olacaktın. Hı hı. Galatasaray Konyaspor'a karşı puan kaybetti. Ertesi gün Alanyaspor'a karşı oynadın. İlk 45 dakika tamamen çöpe atılmış bir 45 dakikaydı. Oyun anlamında Fenerbahçe hiçbir farklılık gösteremedi. Yine mesaj vermen gereken bir mücadelede yine yoktun. Galatasaray Adana Demirspor'a karşı son dakikalarda attığı gollerle kazandı. Sana baskıyı kurdu. Kendi evine derbide öne geçtin. 10 kişilik rakibine karşı penaltı kaçırdıktan sonra farklı kaybettin. Ve çok kötü bir performansla kaybettin. Yine mesaj maçı, yine cevap veremedin. Şimdi bu kadar mesaj, bu kadar fırsat tepilirken, bana göre saha içi performansı düşüşteyken, aynı zamanda bu haberlerin çıkması insanların kafasında ister istemez bazı bağlantıların kurulmasına sebep oluyor. Fenerbahçe teknik direktörü veya herhangi bir takımı, Fenerbahçe üzerinde söylüyorum ama bu bütün takımlar için geçerli. Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörünün bu haberleri susturması lazım. Yani Jorge Jesus'u Brezilya basınından birisi arayıp Flamengo ile görüştünüz mü dediğinde, ya ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüm, bu sorulara cevap vermek istemiyorum deyip kapatabilmesi lazım. Eğer ses kaydı gönderip ve ses kaydında Flamengo taraftarı sakın işte maddi imkansızlıklar dolayısıyla gelmiyorum diye düşünmesin, benim kontratım var burada. Bu oradaki halkla ilişkiler, oradaki imajını yapmak, oradaki PR çalışmasıdır. Evet. Bu Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıktır. İyi kötü, ben sezon başından beri hepiniz şahitsinizdir. Şampiyon olsa da olmasa da Jesus'la devam edilmesi gerektiğini söyleyen birisiyim. O yüzden bu konuda rahatım. Çünkü fikrim baki, sportif olarak baktığımda uzun vadede başarı getirebileceğini görüyorum. Bazı inatçılıkları var, bazı katılmadığım noktaları var ama teknik direktör olarak kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu güven kırılmasıyla bugün 1+1, 1+3, 1+5 ne imzalarsan imzala. Sözleşmesinin opsiyonuna doğru gelirken, yani gelecek sezon Nisan ayında yine aynı haberlere maruz kalacak Fenerbahçe. Gerek var mı bunları yaşamasına? Bence gerek yok. O zaman bunun netleştirilmesi gerekiyor. Ya hoca artık bunlara son verecek. Yani bu kadar konuş, bu kadar gevezeliğe de gerek yok açıkçası. Yani Brezilya basınıyla her gün konuşmak zorunda değil Jorge Jesus. Oğlu da Brezilya basınındaki haberleri takip edip likelamak zorunda da değil. Fenerbahçe Spor Kulübü de net bir şekilde bu konuda tavır almak zorundadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Jorge Jesus'a göbek bağı yok. Olduğunu da düşünmüyorum. Ciddi bir meblağ verildi. Evet. 43 milyon euro transfer yapıldı. Jesus kendisi söyledi, bu transferleri ben onayladım diye. Arkada ne söylendiğini bilmiyorum. Portekiz'de ne söylendiğini anlatabilirim. Hani meslektaşlarla konuştuğumuzda. Ben şunu istemiştim, bana bunlar alındı sözlerine sarf eden yine Jesus. Fark etmiyor. 43 milyon euro harcandığı realitesi var. Jorge Jesus'a iyi bir meblağ verildiği realitesi var. Ve Fenerbahçe bu durumu, bu şartları hak etmiyor. Şampiyon olup olamayabilirsin. Çok iyi teknik direktörler geldi. Başarısız oldu bu ülkede. Rijkaard geldi, Mancini geldi, Del Bosque geldi. Yani birçok Schuster geldi, Aragonés geldi. Birçok iyi teknik direktör geldi, başarısız oldu. Başarısız olma meselesi. Ben sonuca bakmıyorum, ben sürece bakıyorum. Hı hı. Bu süreçte
ciddi bir güven kırılması var. Bu güven kırılmasını Fenerbahçeli olup da tolere edenler de var. Ben etmeyenlerden. Hayri Beşer, Jesus önemli bir kariyer. Sarı lacivert takımda da fena bir sezon geçirmiyor. Evet, karar maçlarında iyi bir performans olmadı sarı lacivertlerin. Neticeler de iyi değil. Bu kadar konunun konuşuluyor olması, Brezilya'dan ilgi, medyayla diyaloglar, hocada da bir konsantrasyon kaybına sebep oluyor olabilir mi? Hocada muhtemelen bir konsantrasyon kaybı var ya da hocada bir kafa karışıklığı var. Yani Jesus da net değil. Şu anda Fenerbahçe camiası da bence Jesus konusunda net değil. Sezonun ilk yarısında Jesus sorulsaydı herhalde bütün Fenerbahçeliler aman kalsın. Aman bu hocadan vazgeçmeyelim, bu hocayı kaptırmayalım derlerdi. Şu anda bu konuda bir kafa karışıklığı, aynı noktada olmadığını düşünüyorum camianın. Jesus'u yine isteyenler ağırlıklı olabilir ama herkes aynı düşünmüyor. Şimdi süreç ifadesini kullandı Kenan. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında o önemli. Yani Jesus'u değerlendirirken sadece sonuçlar üzerinden ya da Fenerbahçe'nin liderin bu kadar gerisine düşmesi üzerinden değerlendirmememiz lazım. Şimdi Jesus, Fenerbahçe'nin bulunduğu yer ne olursa olsun hakikaten Türkiye Ligi'nde henüz bir şey başarmadan, yani herhangi bir derece elde etmeden, herhangi bir kupa kaldırmadan çok önemli iz bıraktı. Yani bu bıraktığı iz başarısız olup gitse de kalacak. Hı hı. O ne? Bir defa Fenerbahçe genetiğine uygun futbol oynatmak ve yüksek rotasyonla aynı oyunu oynatabilmek. Yani Fenerbahçe camiasının, daha doğrusu futbolu seven insanların onayladığı oyunu oynatabilmek. Bir virgül kırmızı var, son dakika var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Selahattin Baki 21, Ahmet Nur Çebi 28 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Bir kez daha tekrarlayalım. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye 21, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte Hayri Beşer'le devam edeceğiz. Jorge Jesus'u konuşuyor olacağız. Futbol meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Jorge Jesus'un durumuyla alakalı konuşuyorduk. Hayri Beşer'e söz vermiştim ama bir kırmızı geldi, bir ara geldi. Sözünüzü kesmek zorunda kaldım. Devam edebiliriz. Şimdi Jorge Jesus'un bu sezonki performansını anlatmaya çalışıyordum. Aslında yani içinde çok fazla tezatlar barındıran bir performans sergiliyor. Önce hepimizi, bütün futbol severleri etkileyen, rotasyonlu kadrolarla herkesin beğendiği futbolu oynatabilen, farklı oyunculardan aynı performansı alma becerisiyle bir paradigmayı adeta alt üst eden bir teknik adam tanımlamasını yaparken, öbür taraftan da hiçbir kritik maçı, büyük maçı kazanamayan, hatta kalan maçlara da bu arada göz atmış oluyoruz. Evet, bu karşılaşmalarda berbat performans ortaya koyan bir teknik adam. Tabii bu ikisinin arasında bir defa bence biraz kaldı sarı lacivertli camia. Yani hiçbir büyük oyunda, yani bırakın skor almayı, oyun olarak da çok fazla ezilen, çok fazla geride kalan bir Fenerbahçe ve bunu Jesus gibi hakikaten futbolda önemli işler yapmış. Yani kariyer itibariyle, tarz itibariyle de tam da böylesi maçlarda varlığını görmek istediğiniz bir teknik adamla yaşaması Fenerbahçe camiası açısından da bir kafa karışıklığı. Öbür taraftan Jesus başarılı mı? Yani işe puan açısından bakarsak Galatasaray'ın bence çok iyi performans gösterdiğini dikkate aldığımız zaman ben Fenerbahçe'nin de kötü olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Fenerbahçe'nin topladığı puan şampiyon olunabilecek puan. Kesinlikle bana göre. 2.20 geçen sene Trabzon'un puan ortalamasından fazla. 2.20 ya da 25'ti en son. Evet. Öyle hatırlıyorum. 2.25 civarı. 2.25 var. Trabzon 2.13'tü galiba. Doğru. Doğrudur. Yani oradan baktığımız zaman ortada bir başarısızlık yok. Tam tersi Galatasaray'ın daha dominant başarısı söz konusu. Ya işte burada Hayri abi sanki şu devreye giriyor. Başarılı olsa farz edelim ki şampiyon oldu. Olabilir yani, Galatasaray puan kaybetti, Fenerbahçe şampiyon oldu. Güven meselesi beni rahatsız ediyor. Yani her an takımın boş veremeyecekmiş gibi. Her an bir teklif geldiğinde mesela şu madde yazılacak diye haberler çıkmıştı işte. Brezilya milli takımından teklif gelirse serbest kalır.
Niye? Serbest kalmak istiyorsa böyle bir madde, o zaman serbest kalma bedeli konulur. Örnek veriyorum. Roger Schmidt Benfica'da sözleşmesi vardı. Bir sezonluk sözleşmesi vardı. Sözleşmesi uzatıldı. Serbest kalma maddesi de vardı. 9,5 milyon euroydu hatta Benfica'da. Uzatıldı. 30,5 milyon euroya çıkartıldı. Yani teknik direktörün eğer kulüp değer veriyorsa, teknik direktörü de ben teklif alabilirim diyorsa, kendine güveniyorsa, o zaman ortaya bir madde konulur. Denilir ki 5 milyon euro, hani fazlası da değil. Veya bugüne kadar verilen maaş. Ne kadar maaş verilmiş? 10 milyon euro maaş verilmiş 2 senede. 15 mi verilmiş? O kadar maaş. Maaşı getir, teknik direktörü al. Çok özür diliyorum. Yani belki aynı klasman değil teknik adamlık itibariyle ama örnek. Türkiye'de olmadı değil. Valerian İsmail Beşiktaş'a imza attığında sözleşmesinde 4 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. Evet. Çünkü bir önceki transferi teknik adam olarak transferinde kendisi için bonservis bedeli ödenmişti. Aynen, West Bromwich Albion bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti Valerian İsmail'i. Beşiktaş da buraya getirirken 4 milyon euro oraya bir madde koydu. Yani teknik adam buradan ya başarılı olsaydı da Premier Lig vesaire teklif alsaydı, gidecek olsaydı Beşiktaş para kazandıracaktı. Yeni bir teknik adam olacak en azından. Orada bir ekonomik olarak çıkar sağlayabilecek bir para girecekti. Evet. Ama burada Fenerbahçe sezona başladı. Şampiyon oldu. Yeni sezona başladı. Planlama yaptı. Şampiyonlar Ligi. Belki bir 50 milyon euro daha transfer yaptı. Maaş bütçesini arttırdı. Sezonun 10. haftasında Brezilya milli takımından teklif geldi ve ben gidiyorum dedi. Ne yapacaksınız? Bütün planlama alt üst olacak. Şimdi Jesus'un sözleşmesi bir yıllık değil mi? Bir yıllık. Zaten bitiyor. Evet. Dolayısıyla her şey sezon sonunda netleşecek. İşte burada sezondan sonra hoca gitmiş, haberiniz yok ki. Hoca gitmiş ya. Hoca gitmiş ya. Hoca gitmiş. Ses kaydı çıkmış. Hoca gitmiş arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylemiyor. Şimdi yani. Şöyle şunu anlarım. Şimdi karşı taraf senin bir yıllık şartını kabul etmiş değil mi? İmza atmış sana. Değer vermiş. Para vermiş. Getirmiş takımın başına. Sen de o bir yıllık kontrata en azından değer göster. Ona saygı göster. Bitsin, ondan sonra istediğin yere git. Ha, Fenerbahçe'de kalmak istiyorsan kalabilirsin de. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu meseleleri dışarı çıkartıyorum. Jesus'un bu sezonki performansı üzerinde tartışacaksak süreç olarak bence kalması taraftarıyım. Ama bu meseleler güven meselesi ve kulüplerde çok hassas bir konu. Nasıl bir futbolcu konusunda bu tür konular çıkınca hemen yolları ayırma taraftarı oluyor insanlar, camialar. Teknik direktör, yani George Jesus ismi herhangi bir kulüpten, herhangi bir oyuncudan bence çok büyük değil. Ben öyle bakıyorum. Arkadaşlar buraya. Hepimiz Aziz Yıldırım'ı tanıyoruz. Böyle bir ses kaydı çıksaydı ne olurdu şu an? Şu an muhtemelen görevine son Jesus vermiştim. Şu an uçakta Brezilya'ya dönüyordu değil mi? Ya geldiğimiz nokta burası. Zaten Sayın Jesus bitirmiş olayı yani. Hani bir sezon başında niçin bir yıllık anlaşma yaptı? Hoca muhteşem hoca ki gerçekten iyi damga vurdu. Başlangıcı iyi oldu. Ama sen Fenerbahçe gibi bir kulübü 43 milyon euroluk bir transfer bütçesiyle yönetiyorsun. 14-15 tane oyuncu alıyorsun. Burma'yı alıyorsun, oynatmıyorsun. Osterwald'e 7 milyon euro veriliyor, oynatmıyorsun. Şampiyonluk yarışında giderken böyle ses kayıtların çıkıyor. Senenin en kötü Sevilla'sına yeniliyorsun, Avrupa'da yeniliyorsun. Artık bunlara ses çıkarılmayacak. Hocanın ses kaydına artık yani bir ses çıkarılması lazım gerçekten. Ya böyle bir şey olmaz. Hoca zaten gitmiş. Yani bunu daha önce yine buna benzer şeyler çıktı. Herkes idare etti. Şimdi bakalım gündem nasıl değişecek. Serhan abi. Ama şunu açık bir net söyleyeyim. Ben Allah Ali Koç gerçekten çok sabırlı bir adammış Sayın Ali Koç. Yani bir 8 senenin sabrı var. Bir de şu Jesus'a sabır gerçekten. Tamam teknik anlamda çok iyi bir teknik adamı. Çok iyi teknik adam. Ama sen kafan burada değil. Ki şu an kafanın en fazla burada olması gereken durum. Çünkü hala şampiyonluktan kopmadın. Hala elinde ikinci bir hedef daha var. Ziraat Türkiye Kupası var. İki tane kulvardan kopmamışsın. Hala ses kayıtların dolaşıyorsa buna çok büyük tepkiler gelir. Ama bak şunu da net bir şekilde söyleyeceğim. O gün lafını kestim, kusura bakma. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Jesus öyle ya da böyle gidecek bu sene. Ya, bu durumlardan sonra kalacağını ben düşünmüyorum. Ama şunu da söyleyeyim ben sana. Biz Haziran ayı, işte Mayıs sonu, Haziran ayı ortasında hep sürekli haberler göreceğiz. Ya Jesus Brezilya'dan açıklama yapacak. Ben öyle şöyleydi, orada bana böyle müdahale edildi, şöyle oldu, bu oldu. Futbolcuları ben istedim, şunu istedim, şunu istemedim oldu. Bu taraftan da haberler çıkacak. Futbolculardan haber çıkacak. Ya hocanın sistemi böyleydi, işte bize bunları yapıyordu, forma adaletsizliği yapıyordu. Şekilde haberler çıkacak. Bunu net bir şekilde dile getirebilir. Valla Serhan bunu... bu saatten sonra George Jesus çocukluğundan beri Fenerbahçeliyim dese ben inanmam. Yani Fenerbahçe camiasında inanan varsa da
kusura bakmasın yani. Onlar hala aldanmaya devam ederler. Şimdi gerçekleri anlatırken, söze girecektim çok affedersin, kısa bir araya giriyorum. Gerçekleri anlatırken düşman ilan edilme gibi bir durum var Türk medyasında. İşte kulüpler gerçekleri söylediğinizde bunu söylüyor. Ben Jorge Jesus'u sezon başından beri... Taraftarlar da söylüyor. Camia işte onun kulüpler ve artık bir uzantısı evet. Sosyal medyayla linç etme. Yani bir taraftar sana adamsın abi diyor. Bir taraftar diyor ki sen düşmansın zaten, Fenerbahçe'nin kötülüğünü iyi istiyorsun diyor. Bunu başka kulüplerle ilgili yorum yaparken de aynı şekilde görüyorsun. Şimdi burada bir yani en temel mantıkla anlatmaya çalışayım. Herhangi bir ilişkini düşün ey Fenerbahçeli. Herhangi bir ilişkini düşün. Anne baba olabilir, kardeş olabilir, eşin olur, sevgilin olur, fark etmiyor, arkadaşın olur. O ilişkide karşı taraf seni her dönemeçte hayal kırıklığına yaratmış. Bugün az önce saydığım dönemeçler, işte o maçlar her kritik anda seni yüzüstü bırakmış. Artı seni hayal kırıklığı, sana hayal kırıklığı yaratacak davranışlarda bulunmuş. Arkandan konuşmuş, işte veya başka bir hani sevgilinse başka biriyle görüşmüş vesaire. Ne yaparsın? Hani hangi reaksiyonu verirsen Fenerbahçe için de aynı reaksiyonu vermen lazım. Eğer bir Fenerbahçe taraftarıysan. Fenerbahçe spor kulübünün, A takımının teknik direktörünün ses kaydı bir değil, iki değil, üç değil artık bilmem kaçıncı kez çıkıyorsa. Ya bu bir gelenek devamlı, haline geldiyse. Evet, devamlı Brezilya'daki basın mensuplarıyla maalesef görüşüyorsa burada bir sıkıntı vardır. Yani bunu bu Jesus'un iyi olduğu, kötü olduğu, başarılı, başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Ben Jorge Jesus'u beğenen bir futbol sever olarak söylüyorum bunu. Sizin o ilişkideki zedelenme payını kurtarma şansınız artık çok düşük. Yani bugün Jorge Jesus 3 yıllık sözleşmeye imza atsa dahi seneye bunların tekrar yaşanmayacağına dair herhangi bir sizin elinizde veri yok. Çünkü maalesef burada konuşulanlar, işte çalıştığım en iyi başkan demeler farklı anlatılıyor öbür tarafta. Bir kez daha söylüyorum, artık globalleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Biraz İngilizce bilen herkes dünyadaki bütün meslektaşlarıyla konuşabiliyor. Oradaki meslektaşlarından aldığın geri dönüşler bu meselelerin işte farklı konuşulduğunu. Az önce Serhan'ın söylediği gibi belki gidecek, ben şunu istemiştim almadılar o yüzden ayrıldım. Tamam da önemli olan şimdi söylemek. Önemli olan net olmak. Şampiyonluk gelir. Yarın öbür gün yine Fenerbahçe. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Yine şampiyon olur. Mesele değil. Mesele bunları yıpratmamak. Yani bir kulübün duruşunu yıpratmamak. Önemli olan bu, yoksa şampiyonluk üzerinden bakacak olursak o zaman 100 yıllık kulüp, büyük camia meselelerini hiç tartışmamıza gerek yok ki. 100 yıllık kulüp, büyük camiaysan büyük camia refleksi vereceksin. Bugün sen gidip seni küçük düşüren hareketlerde bul. Ben küçük düşürdüğünü düşünüyorum Jorge Jesus'un Fenerbahçe'yi. Bu hareketleri Fenerbahçe'yi küçük düşürüyor. Senin imajını zedeleyen, seni küçük düşüren hareketlerde bulunan bir teknik direktöre güvenip sözleşme imzalatmam, ama bu benim. Fenerbahçe yönetimi farklı düşünüyor olabilir. Ama imzalattığı andan itibaren yine tam destek verir Fenerbahçe taraftarı. Ondan da şüphem yok. Ama gelecek Mart ayında benzer şeyleri yaşayabilirsin. Bunun garantisi kim verebiliyor? Şu anki hareketleriyle mesela bu güveni veriyor mu Jorge Jesus? Sen hala gelecek seneyi düşünüyor musun bu olayları? Ya düşün. Lafını kesiyorum. Şu an 6 puan diyorum. Fark var liderle. Fenerbahçe camiasında konuşulması gereken en önemli gündem başlığı şampiyonluk olması gerekiyor ki 9. sezon 6 puan fark var. Yani tünelin ucundaki ışık hani kapandı gitti de Fenerbahçe bir cendereye düşmüş durumda değil. 2,5 maç. Hani ilk maçı da 3-0'ın kaybedilmesi sebebi de 2,5 diyorum. Şimdi 6 puan fark varken Fenerbahçe camiasında konuşulan gündem maddesi Jesus'un 1,5 ay sonra nereye gideceği. Hayır, şampiyonluk konuşulması gerekiyor ya. Kendisi konuştu. Fenerbahçe Jesus'un nazını çekiyor şu an. Yani 1,5 ayım kaldı. Oraya verdiği mesajları hepimiz okuduk artık. 1,5 ayım kaldı. Bu şu şekilde yorumlanıyor Brezilya'da. Birçok Brezilyalı taraftar haber veren arkadaşlarımızın ya da haber sitelerinin altına geldi, yorumlar yaptı. Üşüştüler ve orada yorumları gördük. Rahat bırakın adamı gönderin, zorla tutuyorsunuz. Bu yorumları hep gördük. Çünkü öyle lanse ediliyor öteki tarafta. Şimdi 1,5 ayım kaldı. Ne demek? 1,5 ay daha beni bekleyin, sabredin. Burada bir sözleşme var. Bitsin, rahatlayacağım, geleceğim. Hatta yani yerime geçici teknik direktör mü alınacak, bu meseleleri konuşuyorsun. Yani şunu söylemiyorsun mesela. Hani şu yok konuşmada. Ben Fenerbahçe'de sözleşme görüşmesi aşamasındayım. Belki imzalayacağım ve burada devam edeceğim meselesi yok mesela. Oysa ki sözleşme görüşme aşamasında şu an. Ve yani burada muhabirlik yapıyoruz. Biliyoruz yani bu işlerin az çok nasıl ilerlediğini. Hiçbir teknik adam şunu istemez. Yani kendisine zarar verir bu tip şeyler, değil mi? Ama bir tarafta olumlu karşılığı var. Nerede? Deniz aşırı.
Brezilya'da. Şimdi orayı idare etmeye çalışıyor. Çok güzel bir halkla ilişkiler önüne yürütüyor. Bu tip şeyleri konuşuruz. Futbolcularla da konuşuruz. 6 ay sözleşmesi kalan oyuncuların biz kimlerle transfer görüşmesi yaptığını aşağı yukarı biliriz. Türkiye'de yasak değil mi? Bosman kuralları gereği yasak. Bizde normalde olmaması gerekiyor ama oluyor. Ama bunları açık ve bir şekilde beyan etmez kimse. Teknik adamlar da futbolcular da. 6 ay kala sözleşme imzalayabiliyorsun. Türkiye'de imzalayamıyorsun. İçeriden imzalayamıyorsun. Tamam işte onu diyorum. Evet, Türkiye'de imzalayamıyorsun. Anlaşıyorsun. Şimdi biz bunları biliriz ama açıklama, futbolcu bunu ses kaydını göndermez. Seni açıklamaz da off, ya da söyler sana samimiyetine güvenir off the record der. Burada off the record daha iyi yok. Direkt ses kaydı. Bak beyan da yok. Ses kaydı var. Çünkü bilinçli, direkt oradaki... Bilinçli. Hepsi direkt, bilinçli. Direkt orada tabii. Brezilya'yı kendi sesiyle birlikte zaten bilinçli. Ayırmaya çalışıyor. Abi, direkt yani, birinci ağızdan ya, ifadesi var ya. Ya o gün yılların kurt teknik adamından bahsediyoruz ya. Yani hani bu adam gerçekten Jorge Jesus bu mesajı attıysa ve sesli mesaj attıysa bilinçli olarak attı. Bu aslında Jorge Jesus'un kendine zarar vermiyor. Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Çünkü Fenerbahçe'de şu an kaybolmuş hiçbir şey yok. Ama sen bunu yaparak öteki tarafı garanti altına almaya çalışıyorsun. Buradan da bir an önce kopayım geleceğim. Bir kopartıyorsunlar bir an önce kopayım ki geleyim. Bitmiş zaten. Yani bunun başka açıklaması olamaz. Yani kopmak yani, ama yok yani, bunun başka bir izah var mı? Yani? Ses kaydı yani, böyle bir ses kaydı var mı? Algı şöyle oluyor. Olursun. Sanki Fenerbahçe yani. Jesus'u zincire vurmuş. Hiçbir şekilde göndermiş. Zincire vurulmuş burada. Zorla tutuluyor. Kafese hapsedilmiş de. Hani 1,5 ay sonra özgürlüğüme kavuşacağım. Öyle bir şey yok. Gitmek istiyorsan söyle. Bence yarın Fenerbahçe'de oturur değerlendirir. Yolun açık olsun der. İsmail Hoca gelir. 9 maçta 9'da 9 yapar. Bu arada yapar. Jesus'un yaptıklarına baktığımız zaman evet normal maçların hepsinde birçoğunda başarılı oldu. Ama hangi kritik maçı kazandı? Hiçbir kritik maçı kazanmadı. Bir tane derbisi yok. İsmail Hoca da yapabilir bunu. Yani burada ses kaydında sadece bir eksik bir şey var biliyor musun? Beni zorla burada bırakıyorlar. Bu eksik ya, sanki öyle bir ses kaydı var yani. İşte, öyle bir ses kaydı var. Ya da çık Mert gibi açıkta kardeşim de ki ben gidiyorum sezon sonu. Bak Brezilyalılar ben şampiyon yapıyorum. Ben zaten bir senelik anlaşma yaptım ben. Bilinçli yaptım bir senelik anlaşmayı bak, ben. Abi Brezilya'dan haber bekliyordum bak, kardeşim. Brezilyalılar hakikaten böyle algılıyor bu arada. Takip etmişsindir. Evet, evet bir sürü örneği var. Ya Flamengo taraftarı sanki Jorge Jesus'un hani örneğin onlar öyle algılıyor. Mutsuz ama işte dönemler çakışmadı. Vitor Pereira bir ay daha kalsaydı Jorge Jesus sonrasında daha rahat gelirdi. Şimdi başka bir teknik direktör bakmamız gerekiyor. İşte süreç çok iyi işlemeli gibi görüyorlar. Ya bu işte ben Fenerbahçe tarafından bakıyorum. Ve bir kez daha olayı çeviriyorum. Aynı durum Fenerbahçe, Jorge Jesus'la sözleşmesi olsa ve Fenerbahçeli bir yönetici başka bir teknik direktörle görüşse burada aynı şekilde eleştiririm. Eğer ben Fenerbahçe'yi aynı şekilde eleştiriyorsam Jorge Jesus'u da aynı şekilde eleştirebilirim diye düşünüyorum. Tabii. Yani Fenerbahçe camiasının son yıllardaki en büyük sıkıntısı Aziz Yıldırımcı, Ali Koççu, Aykut Kocamancı, Ersun Yanalcı gibi böyle kliklere bölünmesi. Herkesin kendine yarattığı bir efsanesi var ve işte herkes onun en iyi Fenerbahçeli olduğunu düşünüyor. En acı olay değil. En iyi Fenerbahçeli olan diye bir şey yok. Şener. Fenerbahçeli ölçer, bitireyim. Fenerbahçeli ölçer diye bir şey yok. Yani Aziz Yıldırım kadar Ali Koç da Fenerbahçelidir. Aykut Kocaman kadar Ersun Yanal da iyi teknik direktördür. Fenerbahçeli değil bilmiyorum. Kendisi Fenerbahçeliyim dedi ama hani onu hiç ateşe atmış olmayayım. Bitirdim mi? O yüzden birisinin bir şeyci olmasını gerektiren bir durum yok. Fenerbahçeli olsun herkes. Ondan sonra her şeyi tartışabilelim. Bitirdi. Evet. En acı olay ne biliyor musun? Nedir? Biz şu an Fenerbahçe'nin planlarını konuşmuyoruz. Jorge Jesus'un planlarını konuşuyoruz. İşte geldiği nokta bu. Eğer şu an biz Jorge Jesus'un ses kaydından geleceğe dair planları konuşuyorsak demek ki Jorge Jesus'un planlarında artık Fenerbahçe yok. Ayrı beşer söz almak istemişti. Tabii. Şöyle diyorum ayrı. Beşiktaş'a geçer. Şimdi Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan bir teknik adamın ben açıkçası buna ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe beni tutuyor zincirlere vurmuş mesajını vermeye ihtiyacı yok ki Jesus'un. Zaten şurada bir ay sonra sözleşmesi bitiyor bu teknik adamın. Burada röportaj yapması da bence problem değil. Yani Brezilya'dan gazeteci arayabilir. Yani bizim bir teknik adamımız bir yerde olsa elbette ki buradaki gazeteciler de iletişim kurmak ister. Ondan söz almak ister, haber yapmak ister. Bunda bir problem yok gazetecilerle görüşmesinde de. Tabii ki dozajını ayarlaması kulübe önemli. Zarar veriyor. Ama bunun yansıtılma biçimi problemli. Yansıtılma biçimi burada belki de bizim düşündüğümüzün tam aksine Fenerbahçe'ye de mesaj vermek istiyor olabilir. Yani burada bana bir talep var. Bu güçlü bir talep var. Talebin geldiği yerde malum. Dolayısıyla benimle yola devam etmek istiyorsanız
Siz de bu konuda istekli olun mesajı da vermek. Yok ya. Hayır, şimdi olsaydı şöyle, maçtan biri olurdu. Bana mantıklı gelmiyor. Jesus yani bir ay sonra sözleşmesi bitecek olan bir teknik adam niçin karşı tarafa gitmek istediği ayda, tarafa? Brezilya'da da lig oynanıyor. 1,5 ayda orada da maça çıkılacak. Orada da bir süreç var. Hayır abi, oradaki da süreci kaçırmak istemiyor bence. Bir, evet, iki, oradaki süreci kaçırmaması gerekiyor. Yaklaşık bir aydır bir sözleşme teklifi var Fenerbahçe'nin zaten. Eğer bu konuda bir memnuniyetsizliği varsa, bunu bir pazarlık argümanı olarak kullanıyorsa da o da ayıp. Yani der ki ben bunu istiyorum. Bunu pazarlık argümanı olarak böyle kamuoyuna açık bir şekilde kullanıyorsa o zaman da karakterini sorgularım. Doğru ben. Yani bu da doğru bir şey değil. Ama öbür tarafta bana çok şey gelmiyor. Yani oradan bir talep varsa Jesus'la irtibat kurulması ve dönüp benim sözleşmem devam ediyor, Mayıs sonunda bitiyor şeklinde mesaj vermesinde ben bir problem görmüyorum. Ama bunun bir gazeteci vasıtasıyla işte ses kaydı şeklinde yansıtılması tabii ki transfer madde girince. Ama sadece o kadar değil. Onun görüyorsun sözleşmesinin cümleleri, devamındaki cümleleri var ama. Yani orada Brezilya'da bazı haberler çıkıyor. İşte ekonomik açıdan olmuyor, evet, gibi şey. O da diyor ki hayır, ekonomik olarak değil diyor. Yani para, ben sizi reddetmiyorum diyor. Çok para istediğimde gelemiyorum gibi bir durum yok. 1,5 ayım gönlünü var. Gönlünü hoş tutmaya çalışıyor. Ben sizi reddetmiyorum diyor. Bekleyin diyor. Yani diyor, mevzu para değil. 1,5 ayım var. Benim zaman çekişiyor şu an diyor. Ne yani yapmalı peki? Gitmeli. Vallahi hayır abi. Burada devam etmek istemiyor. O gönlü de var. Aynı. Karşı tarafta abi, anlamış bir şey diyalog. Yardımcısını ben göndersin, 3 ay çalışsın. Ben herhangi bir yerle sözleşmem varsa veya mesela bir yere imza attıysam veya bir yerle gönül sözleşmem varsa, bazen biliyorsun imza atmadan da bazı işleri yapıyoruz. Onu bitirene kadar başkasıyla görüşsem dahi diyorum ki ya benim bu süreçte bitiyor. Ondan sonra bakarız, bak gelirim gelmem, yaparız yapmam değil. Görüştüğümü de çalıştığım yere söylerim. Dedim ki ya ben böyle bir teklif aldım. Haberiniz olsun. Eğer sizin bir teklifiniz varsa değerlendirelim. Yoksa böyle yapacağım derim. Bu iş böyle. Profesyonel böyle bir şey. Yansıyan şey bir görüşme mi? Bir gazeteciyle bir röportaj mı? O görüşmüş. Ses kaydı. Flamengo. Ben röportaj üzerinden değerlendiriyorum. Flamengo. O röportaj öncesiydi. İkinci başkanıyla görüşüyor. Görüştüğünü gazeteciye anlatıyor. O görüşmeyi de gazeteciye anlatıyor. Görüşme başka bir şey, evet. Tamam. Orada Hayri abiyle ikna ettik. Evet, Hayri Beşer'i de ikna ettiğimize göre Beşiktaş konusuna geçebiliriz. O güne. Fenerbahçe için bakalım Jesus süreci nasıl noktalanacak? Hoca gidecek mi, kalacak mı? Son 1,5 ayı mı, yoksa bu serüven devam eder mi? Hep birlikte bu soruların yanıtlarını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Çok uzun bir süre kaldığını düşünmüyorum. Beşiktaş'ta Nathan Redmond'un geleceği konuşuluyor ve oyuncuyu kulüpte tutmak adına siyah beyazların çaba harcayacağını düşünüyoruz. İngiliz futbolcuya sözleşme, evet, öneriyor Beşiktaş. Bu yönde çalışmalar var. Takımda tutmak adına Beşiktaş Redmond'ı ne kadar istekli? Oyuncu buna nasıl bakıyor? Gelinen nokta da çok güzel bu arada. Ligin ilk devresinde, hatta ara transfer döneminde konuştuğumuz neydi? Masuaku'nun gönderilmesi, ki bir sol bek süreci de yaşandı yani. Orada sol beklerle görüşüldü vesaire. Belki de Masuaku o günkü şartlar oluşsaydı takımda kalmayacaktı. Ama sonra performansıyla birlikte o sözleşmeyi aldı. Trabzonspor maçında 11'de sahaya çıktığı takdirde artık 3 yıllık Beşiktaş'ın oyuncusu olacak. Şimdi o oyunculardan bir tanesi de Nathan Redmond'tu. Tatmin etmemişti Ocak ayına kadar performansı. Valerian İsmail döneminde ne gol ne asist katkısı vardı. Bir tane dahi yoktu. Ve o da sezon sonu itibariyle artık kontrat verilmesi planlanmayan oyuncular arasında yazdırmıştı adını. Ama öyle bir açıldı ki, ya öyle bir toparladı ki kendisini. Özellikle de bunu kanatta değil, başlangıç itibariyle forvet arkasında, yardımcı forvet gibi oynadığında başlattı. Kayserispor maçını çözen oyuncuydu. Yani gelinen noktada 5 gol 6 asist olması gerekiyor. Kupa dahil olmak üzere. Doğru, kupa dahil 5 gol 6 asist olması gerekiyor ki Valerian İsmail döneminde ligde hiç son yok. Son 3 maç 3 gol 3 asist. Tabii 3 asistin tamamı Fenerbahçe. Ligin ilk 11 haftasındaki dönemde hiç yok zaten. Şimdi son 3 maçta zaten iyice performansı tavan yaptı. Derbide bir özgüven kazandı ama zaten o özgüvenli oyununu hissettiriyordu bize. Ancak hem kanat, hem sağ kanat, hem sol kanat, hem forvet arkası, 3 mevkide de oynayabilen oyuncu. Şimdi burada Beşiktaş yönetimi elbette... Bir son dakikamız var. Çok kısa bahsetmem gerekiyor. Kızıl Yıldız Fenerbahçe Beko'yu 91-89 mağlup etti. Temsilcimiz playoff için rakiplerini alacağı sonuçları bekleyecek. Olympiakos evinde Baskonya ile karşı karşıya geliyor. Olympiakos son periyoda girilirken 11 sayıyla önde. Eğer Yunan ekibi kazanırsa
Fenerbahçe bir kazaya uğramamış olacak. Playoff biletini cebine koyacak. Baskonya bir geri dönüş yaparsa o zaman bir problem söz konusu olabilir. İşler karışacak. Zagris Kaunas'ın alacağı neticeyi beklememiz gerekecek. Dileyelim ki Olympiakos Baskonya karşısında 11 sayıdan maçı vermesin ve başka maçları artık takip etmeye gerek kalmasın. Fenerbahçe adını playofflara yazdırsın. Temennimiz bu yönde. Sarı lacivertliler Belgrad'da 2 sayı farklı rakibine mağlup oldu. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Devam edebiliriz. Redmond üzerinde ama ilk 11 ama rotasyon çok kıymetli. Burada hiç yedek kulübesine kalmayı bazen sorun eden futbolcular olur. O tiplemelerden asla değil. Bunu hissettiriyor ve beyanatlarında da bunu alıyoruz o mesajı. Ve özverisini her dakika göster. Sahada bulunduğu 10 dakikada sahada kalsa, 15 dakikada kalsa hep o özveriyi gösteriyor. Ve çeşitli rollerde oynaması benim için de çok kıymetli. Yani bazı oyuncular itibariyle ben çok sevmem böyle tek sabit bir mevkinin oyuncusunu. Böyle çeşitlilik kazandıran oyuncuları daha çok sevmem. Ve ama tabii ki çeşitlilik derken şimdi Muleka mesela bir santrafor kanatta oynuyor diye bakmıyorum oluyor. Çünkü kanatta bir performans vermiyor. Redmond her oynadığı mevkide bu performansı üretti. Yerli Necip. Redmond için mi? Yani 3 ayrı mevki. Şöyle ben kendisiyle röportaj yapmıştım. Tabii tabii ya. Ben şaka yapıyorum. Ben kampta röportaj yapmıştım kendisiyle. Ben sormuştum sağ kanat sol kanat hani mevki olarak nerede rahat hissediyor? Çünkü farklı yerlerde izledik. Ben alt yaş kategorilerinde ilk oynadığımda forvet oynuyordum demişti. Yani santrafor oynadım. Bu arada ikinci forvet olarak da çok oynadı. 4-4-2 sisteminde oynadım. Forvet oynadım, kanat oynadım. Her iki kanadı da oynadım. Ya ben hepsini oynayabilirim hücum bölgesini demişti. Ki bunu gösteriyor. Yani sistemi de değiştirebiliyor size. Bugün Beşiktaş 3 merkezli oynarken Redmond'la birlikte 2 merkez bir forvet arkası oyuncusu olarak sistem değiştiriyor. Daha hücum gücünün daha etkin olduğunu görüyoruz ki. Çünkü Gerson, Salih, Amir'le birlikte hücumda biraz zayıf kalıyorlardı. Kanatların performansına indiriyorsunuz oyunu. Bir de Gezal'ı mı keseceksiniz, Cenk'i mi keseceksiniz denklemi de burada bozuldu. Merkezde çünkü çok fazla oyun açısından böyle bir şey vaat etmeyen performans özelinde son haftalarda Gerson yedek kulübesine geçmişti. Orada da bir rahatlık oldu Şenol Hoca'ya. Şimdi devam edilmek isteniyor. Çünkü tam Şenol Hoca'nın isteyeceği oyunculardan. Hep dikine düşünüyor oyunu. Yani benim en sevdiğim yönü oyunu sürekli olarak karşı rakip kaleye doğru düşünüyor. Sağa sola yan pas özelinde değil. Ve yani yıpratıcı bir oyuncu. Şimdi burada Şenol Hoca'nın ister ilk 11 oyuncusu olsun, ister 12. 13. oyuncusu olsun. Beşiktaş adına kıymet verebilecek bir yetenek var ortada. Ve skor katkısı da muazzam oldu son dönemde. Tabii burada Beşiktaş'ın isteği var devam etme yönünde ama tabii ki Southampton'dan 700 bin euro alıyor. Orada sözleşmesini feshedip gelirken bir anlaşma yaptı. 700 bin eurosunu oradan alıyor, 1,5 milyon eurosunu Beşiktaş'tan alıyor. Beşiktaş 2 milyon 200 bin euroya çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani 1,5, 1,600, 1,700 o bantlarda teklif yapar. 29 yaşında. Yani gelecek ama Southampton'da sözleşmesi devam etmiyor. Yok etmiyor. Oradan anlaşma yani gereği 700 bin farkı alıyor oradan sadece. Tamam. Zaten ya yeni sezon için artık başka rakamlar üstüne de konuşmak lazım. Tam şöyle, son aldığı para üzerinden Southampton'da öyle ama şimdi oraya geliyorum. Bu performansıyla birlikte yani belki İngiltere'nin gedikli takımları değil ama Championship'ten yukarıya çıkan ve hani Bournemouth gibi takımların ilgisini çekmiş durumda zaten. Burnley, Bournemouth şu an Redmond'da ilgilenen Brentford da var bu arada. Bütün Bailey takımlar yani. Ya evet. Brentford'da oynama ihtimali yok ya. Ya şu sezon sonu çok itibariyle zor yani. MBM İdari menajer konuştu. Hani kenardan gelen oyuncular var. Birçok kanat oyuncusu. Böyle imkanı yok. Tabii. 2-3 tane kulüp var yani Redmond'la ilgili ki bu sadece İngiltere tarafı. Ve kendisinin de açıkçası evet Beşiktaş'ta kalmaya gönüllü. Zaten bunu Sayın Ahmet Nurçevi de ifade etti takımda kalmak istiyor diye ama ben diğer teklifleri de görmek isteyeceğini düşünüyorum açıkçası. Çok kısa süre içerisinde Redmond'da bir yeni sözleşme gelir mi? Ben çok ihtimal vermiyorum. Biraz sezon sonuna doğru belli olur. Bu arada yani ne kadar ihtimal yok onu da söyleyeyim. Keane Lewis Potter ve Damsgaard da var. Onları kullanmıyorlar. İkisine toplam 30 milyon euro verdiler. Bunlar da kanat oyuncusu. Ben eldekileri kullandıklarını söyledim. Yani zor Brentford işi de. Bir de sanki sen finansal durumdan bahsederken şunu da göz önünde bulundurmak gerekebilir. Onun yerini dolduracak oyuncu için ya bonservis ya kiralama bedeli de ödeyecek. Evet. Şimdi hesabı da öyle yapmak daha faydalı olabilir Beşiktaş yönetimi adına. Belki maaşı biraz yüksek tutup
eldeki oyuncuyu 2 senelik bir sözleşmeyle tutup ondan o maksimum verimi almak, riske girip bonservis ya da kiralama bedeli ödeyerek bir hayal kırıklığı riskine girmekten daha mantıklı olabilir. Yani 1.700'ü yani, değil 2.200'ü verip bonservisten ya da kiralama bedelinden kurtulursun. Ben tek başına maaş özelinde de sorun, ya tek başına maaş olacağını düşünmüyorum. Temelde bu sözleşme görüşmelerinin uzanmasının. O biraz da kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Birmingham, Norwich, işte Southampton'da oynadı. Tüm kariyeri İngiltere'de geçti. İlk kez bir deneyim yaşadı ki kendisi adına belki iyi başlamadı ama iyi devam eden bir süreç var. Sezon sonu itibariyle gelebilecek olası teklifleri bence orada bir değerlendirmek isteyecektir. Yani evet, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Yani gönüllü Beşiktaş'ta kalmaya ama sonuç itibariyle acaba nereden teklif alırım diye her oyuncu düşünür. Doğru. Çünkü kariyerinde 11 yılını profesyonel anlamda İngiltere'de geçirdi. Tabii ki üst seviyede futbol oynadı yıllarca. Kalmalı mı Beşiktaş'ta ya da Beşiktaş onu tutmalı mı? Tutmalı. Şunu söylemek isterim. Yani sezon başı diyeyim veya sezonun ortaları. Gerek Masuaku gerekse Redmond'un performans itibariyle beklenenin çok gerisinde olduğu dönemler. Bazen kendimden şüphe ediyordum. Yani bu oyunculara bakıyorum, tamam performansları iyi değil ama bunlar oyuncu. Bunlar futbolcu. Potansiyelleri yüksek. Hani bunlara dokunduğun zaman çok başka şey çıkabilir ortaya. Zaten kariyerleri de ortada. Topla ilişkisine bakıyorsun. Mesela Masuaku klasında, Masuaku özelinde bir bek bulmak kolay değil. Hani bizim yetiştirdiğimiz öyle bekler yok. Adam çok soğukkanlı. Adam kendinden çok emin. Topu aldığı zaman ne yapacağını çok çok iyi biliyor. Duran top kullanıyor çok iyi. Her şeyi yapıyor. Yani tıpkı bir oyun kurucu gibi, bir regista gibi zaman zaman öyle rol alıyor, devreye giriyor, sorumluluk alıyor. Performansı kötü. Şimdi bu bakış açımızı da biraz revize etmemiz lazım. Ne oluyor? Redmond iyi performans gösterdi. Hemen peşinden koşmaya başlıyoruz sözleşme yenileyelim diye. Zaten böyle süreçlerde yenilenen sözleşmeler sizin aleyhinize oluyor. Biraz da bazen performanstan önce potansiyele yatırım yapmak lazım. Potansiyeli görün. O potansiyelden performans çıkaramamak o yönetimin ve teknik heyetin problemidir. Öyle de bakmak lazım. Bunu söylemek istedim öncelikle. Yani Beşiktaş'taki oyuncular, Redmond olsun, Masuaku olsun, bunlar çok çok iyi oyuncular. Deli Ali zaten çok başka bir oyuncu ama olmadı mesela. Onda da ısrar edilmesi bence çok, çok doğru bir şeydi. Yani en az bu kadar ısrar edilmeli. Bu arada hala ısrar ediliyor. Belki kaçırdım. Edilsin. Ben olsam hala ısrar ederim. Ben çok şaşkınım. Peki başka mı ısrar ediyor? Hocam ısrar ediyor. Sayın Ahmet Nurçebi açıklamada bulundu geçen gün. Ceyhun Kazancı'ya talimat verdim. Eğer bonservisiz olacaksa bir şans daha hak ediyor dedi. Bir şans daha hak ediyor. Bir sezon daha oynasın. Peki hocam istiyor? Başkan mı istiyor? Ben kimin istediğini bilmiyorum. Ben sanki başkan istiyormuş gibi geliyor bana. Çok iyi çocuk. Ben almak hala, bir sene daha sözleşme almayı hak etmek ben anlamına geliyor. Ben sezon sonuna kadar ısrar edilmesi taraftarıyım. Sezon sonuna kadar. Tabii ısrar ed, yani ısrar edersiniz. Ben katılmıyorum. Hayır, olabilir. Deli Ali, yani sana muhalefet etmek için söylemiyorum bunu. Bunu herhangi bir takım, herhangi bir teknik direktör, dünyadaki herhangi bir futbol organizasyonu olsun, Deli Ali'yi geri futbola döndürmek imkansız. O kadar. Hayır, senin bu sezon futbol oynaması çok güzel. Senin her şeyine katılırım. Ben de çok iyi çocuğum. Senin her şeyine katılırım ama buna katılmam. Ben sana söyleyeyim. O zaman çok, fantastik düşündüğümü kabul edin. Şöyle diyelim. İsrar ettiniz, olmadı. Deli Ali'nin Türkiye'deki savunucusu oldun. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Zaten kaybetmişsiniz. Ama kazanırsanız kazanacağınız çok ama şey ama kaybedeceğiniz var. Mesela onun yerine bir süre verilecek bir Kerem Atakan'ı kaybedebilirsiniz. Kastettiğim o değil. Zaman zaman dakika verirsiniz. Bir gün devreye çıkar bakarsınız. Bir maçta devreye çıkar. Yani ortaya çıkar. Zor bence. Olabilir. Yani bir maç olur. Atıyorum son 30'da oynatırsınız ki bu belki ilken çok düşük bir maliyet olursa. Hani dünyada hiç zaten isteyen cebinden yoktur. Para senin söylediğin gibi bir tane maçı var. Haksızlık etmiyorum. Alanya maçı. Kendi para vermesi lazım. Bence de öyle de. Ha, işin o maliyet tarafına diye girersek şimdi o zaman başka. Yani maliyeti hani, düşük nasıl alabiliriz hani ihtimaller peşiniz? İhtimaller üzerinden yürünmez ama yani şu, aslında üzüldüğüm bir şeyi söylemeye çalışıyorum. Evet, yani öyle abi, bir potansiyelin olmaması. Ama çocuk üzgün diye söyleyeyim. Ama senin gibi yani binlerce kişi İngiltere'de bu konuşmayı yani çok üzüldüm diye başlayarak yapmıştır. Yani adamın Google'da en çok aratılan, YouTube'da aratılan şey Deli Ali'ye ne oldu başlıyor. Ama çok söyleyeyim iyi. Deli Ali senin kadar üzgün değil. Onu net bir şekilde dile getirelim. Evet. Adam ya, hayatını yaşıyor ki gerçekten Beşiktaş'ta da çok sıkıntılı bir süreç oldu. 2 senedir yıldız diye anılan futbolcuların yıldızlık özelliğini kaybedip gerçekten yok oluşlarını görebiliyoruz. Yani geçen sene Pjanic, Tekşehir'den bahsediyorum yani. Tabii çünkü çok önemli oyuncular getirdiler.
Ama Dele Alli gerçekten bir Serhan kayıptı abi. Daha da kayıp olarak tarihe geçti. Beşiktaş'ta yönetim hala aslında Dele Alli'ye inanıyor. Yani bence başkan çok inanıyor sanki. O gün öyle geliyor bana. Başkan hoca ne kendi düşünüyor? İfade etti. Sportif direktör Cem Kazancı ile konuştuğumuzda da aynı şekilde. Ya hoca da bence gerekli şansı verdi. Hayır. Yok ama verdi. Olmadı. Kesinlikle verdi. Şöyle, ama hoca, Cem hoca Kazancı başka söylediğini söyler. Mental bir olarak. Var mı? Bak Dele Alli ile ilgili ne çalışma temposu ne fiziksel durum ne başka bir şey. Fiziksel durumu çok iyi şu an. Yani daha doğrusu şu an derken. Ben çalıştığını yani da düşünüyorum. Sakatlanana kadar. Sakatlık öncesi çalıştığını da düşünüyorum. Durumu, çalışıyor. Takımın doğru. En iyilerinden birisi çıkıyordu testlerde. Fiziksel durumu çok iyiydi. Çıplak gözle de defalarca kampları takip ettim. Beşiktaş antrenmanlarını izledim. Yani her antrenmanı önce geliyordu, sonra çıkıyordu. Çalışma temposuna bakıyordu. Antalya'da sevgilisiyle tatildeydi. Görüyoruz. Ben de gördüm yani. Kaytırıyor mesela o koşullarda vesaire. Deleri de böyle bir şey görmüyorduk. Çok ilginç. Antrenmanlarda inanılmaz. Resmi maça gidiyoruz. Biz sanki geçtiğimiz gün izlediğimiz Deleri değildi diyoruz. Bu arada süremizin de sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz. Önemli bir konu var. Üstüne değinemedik. Trabzonspor'daki teknik direktör arayışları. Andrea Pirlo ile görüşme söz konusu. Montella hala adaylardan bir tanesi. Son bölüme giderken Ayrı Beşer'e bu konuda söz vermek istiyorum. Neler oluyor Trabzonspor'da teknik direktör konusunda? Acaba en doğru tercih üstüne konuştuğumuz seçenekler arasında nedir ya? Bu arada kusura bakmayın biraz hızlı bir geçiş oldu. Dele Ali'den Trabzonspor'u ama zaman dar. Tabii Trabzon Beşiktaş maçı da var. Ya Trabzonspor'da neler oluyor? İyi şeyler olmadı. Olmuyor da. Teknik direktör konusunda bir sıkışmışlık yaşıyor Trabzonspor. Hani keşke Abdullah Hoca ile devam edilseydi sezon sonuna kadar. Ama bu süreç içerisinde de yönetim de teknik direktör adayını netleştirebilseydi. Tabii işin zor bir tarafı şu bir defa. Hani yerli aday konusunda bir kısırlık yaşıyorsunuz. İşte Sergen Hoca'ya gidilmesi vesaire. Doğru olur muydu Trabzonspor için? Yani orada çok emin olmamakla birlikte Sergen Yalçın'a da hayır demekte biraz zorlanırsınız ama doğru olurdu ifadesini şahsen ben kullanmakta zorlanırım. Beşiktaş Sergen Yalçın başka bir şey, Trabzon Sergen Yalçın başka bir şey diye düşünürüm. Adaylar içerisinde Pirlo olabilecek isimlerden bir tanesi ama doğru olur mu sorusuna yine doğru olur ifadesini kullanmakta zorlandığımı belirteyim. Burada Karagümrük Kulübü, Sayın Süleyman Hurma zaten kolaylık sağlar. Sayın Süleyman Hurma'nın özlü de bir Trabzon geçmişi vardır, bilirsiniz. O açıdan sıkıntı olmaz da, hani Trabzon... Siz doğru aday mı ondan emin değilsiniz? Çok emin değilim. Yani mesela Montella konusuna daha sıcağım. Montella ya da benzeri bir teknik adam Trabzonspor'un şu andaki arayışına... Trabzonspor'un yapmak istediklerine daha iyi cevap verir diye düşünüyorum. Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Fatih Tekke gibi isimler üzerine de konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Konuşuluyor. Yani bu isimler konusunda farklı farklı sebeplerden dolayı rezerv koyabilirsiniz. Ben açık söyleyeyim. Burada en şahsen sıcak olduğum isim Montella. Montella ya da benzer bir tarz bir teknik adam daha doğru olur. Pirlo bambaşka bir futbol kariyeri ama bambaşka bir futbol kariyeri olması aynı teknik direktörlük başarısına veya serüvenine sahip olacağı anlamına gelmez. Yani orada ben çok net değilim ama Montella konusu bence Trabzonspor yönetiminin şayet sezon sonunda şartlar olgunlaşacaksa ve burada iyi bir çalışması yapılmışsa yani fikri bir çalışma iyi yapılmışsa bu bizim hocamız mı ve yapacağımız projelerin hocası mı yapılmışsa bence o yoldan yürünmesi daha doğru olur. Çünkü bu sezon Trabzonspor'un kalan süreçte elde edebileceği çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani şöyle bakılıyor belki ya hoca gelsin, takımın başında olsun, önümüzdeki sezona takımı hazırlasın. Evet bu doğru bir bakış açısı ama doğru teknik direktörü getiremediğiniz zaman bu da size fayda sağlamaz. Bu da bir hayal kırıklığına yol açar. Ama ben şunu da söyleyeyim, hayır Montella'yı sırf Trabzon olarak düşünmemek lazım. Bence önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin hoca arayışında da Montella'nın çok fazla ismi geçeceğini düşünüyorum ben. İşte öyleyse zaten Trabzon'da elini çabuk tutacak. Jesus giderse yerli aday da bol olur. Mesela? Abdullah Hoca da boştu. Evet. Olabilir. Montella konusunda bu arada büyük takımlarda çalışma, yani Adana Demir, bir Adanalı olarak. Adana Demirspor'un küçük takım olduğunu söyleyemiyorum. Ama yani şampiyonluk yarışında çok iddialı olan takımlar arasında çalışacaksa Adana Demirspor taraftarının tedrisatından geçmiş olması da büyük avantaj. Doğru söylüyorsun. Evet. Karagümrük de çok köklü bir camia. Ama Adana Demirspor taraftarı önündeki baskı biraz daha fazla. Evet. Biraz daha fazla.
O yüzden hani Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de veya herhangi bir takımda o baskıyı daha rahat kaldıracakmış gibi bir görüntü çizebilir. Pirlo'yu bilmiyoruz. Yani Juventus'ta çalıştı, çok iyi geçmedi. Öyle ifade edeyim. Trabzonspor'a şu an lider bir teknik adam ihtiyacı var. Yani bugün evet belki oyununu çok fazla eleştiriyoruz ama o takım içerisindeki bazı şeylerin de iyi gitmediğini en azından hiçbir şeye bakmasak bile Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından anlayabiliriz çok rahatlıkla. Takımda bazı çok ciddi kopukluklar var. Takım kaptanı bunu ifade ediyor. Geçtiğimiz sezonki arkadaşların olmadığından bahsediyor. İdman bitse de gitsek gözüyle bakıldığından bahsediyor. Bunlar çok sağlıklı işleyişlerde uzun vadede problem yaratabilecek konular. Burada bir takım oluşturmanın yanı sıra, takım oyunu oluşturmanın yanı sıra bir de takım oluşturmanız gerekiyor. İyi arkadaşlık ortamı, lider bir teknik adama ihtiyaç var. Andrea Pirlo konusunda biraz o yönüyle ilgili çok olumlu şeyler duymuyorum açıkçası. Biraz zayıf kaldığı o yönde söyleniyor. Trabzonspor'un ihtiyacı olan sadece oyununu geliştirecek teknik adam mı yoksa camiaya aynı Abdullah Hoca'nın ilk geldiğinde yaptığı gibi bir araya getirecek, şehri havaya sokacak bir teknik adam mı? Çünkü olumsuzlukların içerisinde istediğiniz kadar siz futbol oynamaya çalışın. Takımı, camiayı, tribünü, taraftarı, şehri bir araya getirmeniz gerekiyor. Destekleyeyim seni. Biz Montella'ya gittiğimizde rehabilitasyon yapabilen teknik direktör olduğunu da altını çizdik. Yani Yunus Akgün, Emre Akbaba, yani oraya giden neredeyse Süper Lig görmüş, başka takımlarda oynamış, performansı düşmüş bütün isimler bir şekilde çıkış yakaladı. Bu bir teknik direktör için her zaman artı yazar. Yani oyuncu ilişkisi açısından da artı yazar. Antrenman ve bireysel çalışma performansı olarak da artı yazar. Yani ben Montella'nın çok değerli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Tabii Adana Demirspor ne kadar hani bırakmaya sıcak bakar o da ayrı bir konu. Murat Sancak, orada Murat Sancak'a geçemezsiniz. Çünkü hem Adana Demirspor hem de Montella'nın üstünde Murat Sancak'ın çok büyük bir üstünlüğü var. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Pirlo doğru isim olabilir mi? Doğru isim olabilir. Ama Pirlo'yu transfer edeceksen Süleyman Urmay'ı da transfer etmen lazım. Gerçekten yani bu transferleri yapabilmek ve o transferleri oraya kadar getirebilmek Süleyman Urmay ama bir Gorini ile Cagney'i ben onu söylüyorum yani hani bu transferler tamam çok güzel. Pirlo'yu getirdi ama hani oynayan yani takım kurulmuş bir takıma getirdi. Ekstra takviyeleri zaten Süleyman Urmay bu işleri çok iyi becerebilen bir daha önce geçmişi olan bir insandan bahsediyoruz. O yüzden Süleyman Urmay ile beraber Montella'yı getir Pirlo'yu getirirsen çok başarılı olursun. De iki oyunda Montella. Hem topa sahip olma konusunda hem sahte dokuzlu biraz daha geçiş oyunu oyununda. İkisinde de kendini bence ispatladı. Bence çok yani iyi. Bir de Montella çok soğukkanlı. Montella çok soğukkanlı. Tamam. Bilmiyorum. Beni çok Pirlo konusunda o konuda tereddütlerim var mesela benim. Çok affedersin ama Montella ile olarak denk geldim birkaç kez Demirspor maçlarını anlatmaya gittiğimde. Çok pozitif bir karakter. Yalnız da orada da çok yani etraftaki herkese çok samimi ve saygılı bir tavrı olan hakikaten çok farklı bir hoca. Yalnız 30 saniyemiz varmış. Montella'nın aldığı rakam Trabzonspor için biraz fazla yüksek. Adana Demirspor'da kazandığı rakam 2 milyon euronun üzerinde. Bugün Sergen Hoca ile dahi bu rakam konusunda çok spekülasyon olduğu için anlaşılamadı. O yüzden maddiyat açısından da biraz olumsuz. İşin o tarafı halledilir bence. Bu arada duygusal anlamda konuşursam da Fatih Tekke'yi Trabzon'un başında görmek ve Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin büyük işler yapmasını da arzu ederim. Yani keşke o şartlar olursa da bunu bugünün da görebilsek. Bugünün birinde olacaktır ama ne zaman onu bilmiyoruz. Sevgili seyirciler futbol meydanına noktayı koyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir iki saat geçirdik beraber. Az sonra son sayfa Aspor ekranlarında olacak. Aspor'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.